Efendim herkese hayırlı akşamlar. Haber Endek TV'den ve Sadece Güreş programından bütün güreş severlere mutlu akşamlar dileklerimizde sizlerle olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sadece Güreş başlıyor. Evet, geçen hafta sizlerle olamadık. Onun öncesinde Haber Endek TV'ye geçtiğimizden bu yana da iki program yaptık. İki programı da Yalçın Hocam olmadan gerçekleştirdik. Yani kuru fasulye yemeğinin tuzu yoktu. Yalçın Hocam yoktu. İki programı öyle Yalçın Hocamsız yaptık. Dünya şampiyonunu aldık. Öncesinde Gazanfer Kahveci'yi aldık. Sonrasında da geçen hafta yine Yalçın Hocam gelmişti. Programa girecektik. Ama geçen hafta rahatsızlandık. Zaten güreş camiası da yakından biliyor rahatsız olduğumu. Geçen hafta başlayan rahatsızlığım, tansiyonlarım tavan yapınca programa birkaç saat kala programı iptal ettik. Yoksa geçen hafta sizlerle olacaktık ve Mustafa Kaşıkçı hocam sizlerle ve bizlerle olacaktı. Olamadık. Bu hafta da programımızı paylaştık ve dedik ki dünden itibaren bugün Sadece Güreş programıyla sizlerle olacağımızı duyurduk. Yine eğer buradaysak gerçekten zoru başarıyoruz. Çünkü yine olamayacaktık. Bugün hastanelerdeyim. Görüyorsunuz kolumda cihazlar, boynumda cihazlar. 24 saat bu şekilde bir kontrol var. O sebepten yayında olma durumumuz yoktu. Sağ olsun Endek Devlet Hastanesi başhekimine böyle bir programımızın olduğunu söyledim. Bu program bizim hayatımızı etkiler mi? Yani evde yatmamız mı gerekir diye sorduğumda, hayır, sen aktif bir adamsın, aynı aktifliğe devam et, aynı çalışmana devam et, daha detaylı alalım hastalığın tesisini dedi. Ondan dolayı bugün buradayız. Ara ara susacağım ben. Her 15 dakikada bir bu cihaz çalışıyor. Bu cihaz çalıştığı vakit ben susup Yalçın Hocam ve Mustafa Hocam devam edecek. Birden konuşmamı keseceğim. Çünkü düz durup kıpıldamadan tansiyon ve nabız ölçümünü yapması gerekiyor bu cihazın. Bu cihazla beraber Türkiye televizyonlarında ilk defa böyle bir yayınımız olacak, söylemiş olalım. Onun haricinde benim de konuşacak olduğum çok şeyler var. Yalçın Hocam keza dolu, Mustafa Hocam ondan daha dolu. Gölcük'ten bir kasa yükle geldi buraya. Hepsini inşallah konuşacağız. Öncelikle kendilerine döneyim, sonra benim anlatacağım konular da var. Sevgili Yalçın Hocam, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Haber Endek'e geçtik, sen yoktun. Hayırlı akşamlar diliyorum bizleri izleyen güreş camiasına, bizleri izleyenlere. Haber Endek Mehmet Kavis arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kapılarını açtı. Güreşi sahiplendi Endek'te. Çok sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Memnun oldum. Bir 10 gün 15 günlük bir tatildeydim. Biraz kafamı dinleyeyim dedim. Bayağı yorulduyduk. Bedenen değil de zihnen bayağı yorulduk. Bunun yorgunluğunu ben bir şekilde atlattım. Cemil, sen tatile falan gidemeyince, tabii sen program yapıyorsun, farklı programlar da yapıyorsun. Futbolla alakalı da program yapıyorsun. Evet. Dinlenemedin. Yoğun tempoda bugün buraya bu şekilde çıkmak zorunda kaldın. Allah, Rabbim şifalar versin sana. Allah razı olsun abi. Biz de zaman zaman hastalandık. Çok şükür atlattık. Sıkıntı ve strese bağlı. Yoğun tempoya bağlı muhtemelen. Geldik. Bugün buradayız. İnşallah hayırlı olacak programımız. İnşallah. Mustafa Hocam sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Buraya davet ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Valla sizinle olmak çok güzel. Bir arada olmak çok güzel. Güreş meydanlarında hep beraber olmak çok güzel. Ne bileyim bizim aradığımız... Mustafa Hocam, sözünü kestim, kusura bakma. Kamerayla, yani fotoğraf makinesiyle kamera, normalde siz fotoğraf sanatçısınız, evet. Bu işe yakınsınız. Hocamın kamerası da burada. Canlı kameranın karşısında durmak nasıl bir şey? Kameranın arkasında durmak mı daha kolay, önünde durmak mı?
kameranın arkasında biz hep durduk. Evet. Kameranın önünde durmadık. Bu akşam ilk defa bir kameranın karşısında. Çünkü yayınlar falan da yaptığınızı biliyoruz. Tabii yani 90 senesinden beri ben kamera arkasındaydım. Evet. Ama bu akşam ilk defa ondan sonra kamera önündeyiz. Tabii değişik yani. Her şeyin yeri ayrı. Evet. Fotoğraf sanatçılığına nasıl başladın Mustafa Hocam? Fotoğraf sanatçılığına nasıl başladın? Güneş camiasına zannedersem 6-7 yıl, 10 yıldır mı? Şimdi şöyle, öncesi var 1975 yılında ben fotoğraf çekmeye başladım. Evet. Siyah beyaz zamanında. Evet. Karanlık odalarım oldu kendi evimde işte. Geldik 2015 yılında da doğa fotoğrafları filan mı? Tabii yoksa? Yani doğa, insan fotoğrafları çekiyordum. Tabii 2015 yılına geldik. Gölcük'te güreşler tertip ediliyordu. Evet. Dedik bir güreşlere gidelim. Ondan sonra güreşlere gittik. 2015 yılıydı. 2015 yılı haricinde güreşlerle alakalı 2014 yılındakine de gittiydim Gölcük güreşlerine ama onu saymıyorum. Sadece izleyici olarak mı? İzleyici olarak gittim. Ben 2015'te güreşlerde fotoğraf çekmeye başladım. Evet. Tabii o zaman hiçbir pehlivanı tanımıyorum ben. Evet. Tanıdığım o zamanlar işte yani belli başlı. Kendi bölgenin belli yani pehlivanlarını tanıyorsun. Belli başlı pehlivanları. Adı duyulmuş pehlivanları tanıyorsun. Sonra tabii güreşlerde sağ olsun orada çocukluk arkadaşım, okul arkadaşım Rüstem Çavdar hocam var. Selamlar yolluyoruz buradan Rüstem hocamıza. Kucak dolusu selamlar yolluyoruz kendisine. O bana rehberlik etti. Yani bu pehlivan budur, bu pehlivanın ismi budur diye. Evet. O şekilde başladık. Tabii benim esas güreşlere gitmemdeki gaye şuydu. Biz fotoğrafın sanat kısmıyla ilgileniyoruz. Evet. Güreşte fotoğraf çekeceğiz ama sanat fotoğrafı çekeceğiz. Evet. Sonra tabii güreşler bitti. Akşam oldu. Orada tabii ufak pehlivanlar var. Hı hı. Ondan sonra o ufak pehlivanlar işte hocam, amca işte neyse o zaman benim fotoğrafımı çektin mi? Tabii çekmedim ki yani herkesin fotoğrafını çekmedik. Evet. O çocuklara yok demek bana ağır geldi. Yani o zaman dedim ki arkadaşlar. O dönemde adı duyulmuş pehlivanların resimleri. Tabii. Diyelim baş pehlivanların resimleri çekiliyordu. Tabii yani öyleydi. Sonra evet. Baktım ki bu çocuklara yok demek benim işime gelmedi. Evet. Ondan sonraki güreşlerde başladım bu sefer o ufak çocukların da fotoğraflarını, pehlivanların da fotoğraflarını çekmeye. İşte onlarla fotoğraflarını buluşturdum. Öyle öyle tabii birken iki oldu. Sayfanız da var sosyal medyada bu pehlivanlara. O zaman yoktu. Sonra vardı, pardon vardı 2015'te vardı. O evet. Zaman paylaşmaya başladım. Sonra tabii bu sayı arttı. İşte pehlivanları tanıdık. Çember genişlemeye başladı. Evet. O şekilde yani güreş dünyasında işte insanları tanımaya başladık. Ama burada benim en büyük kazancım şu oldu. Güreş dünyasında çok güzel insanları ben tanıdım. Hakikaten çok güzel insanları tanıdım. Artı benim en hoşuma giden nokta şuydu güreş dünyasında. Pehlivan geliyor, yaşı hiç önemli değil. Geliyor orada abdestini alıyor efendim. O abdest manevi olarak tabii yani manevi tarafı kuvvetli. Bu herhangi bir başka sporda yok. Abdestli güreşiyor. Abdestle başlıyor, salavatla başlıyor. Tabii. Salavatla bitiyor. Tabii. Dünyada tek spor. Salavatla başlayıp salavatla biten tek spor. Evet, işin bu tarafı bana cazip geldi. Zaten o yoldayız. Evet. Biz dedik ki o zaman sen burada devam et. Tabii çember genişledi. İşte güzel insanlara güzel insanlar katıldı. Evet. Ne bileyim yani tabii bunu yaparken tabii bugüne kadar geldik. İşte bu arada tabii sizinle de tanışmış olduk. İyi ki de tanımışım. İyi ki de tanımışım. Allah razı olsun. Ondan sonra cümlemizden
hep kendi imkanlarımızla, bunu siz de aynısınız. Yani hep kendi imkanlarımızla güreşe gidip işte fotoğraflayalım. Ha benim bir de esas gayem şu. Yani bir güreş yapan en minik bir boyundan efendim baş pehlivana kadar herkes orada az ya da çok bir emek veriyor. Emek veriyor ama bu fotoğrafın sanat yönünden bir diğer tarafı da belge. Evet. Görsel bir belge bu fotoğraf. Görseli, estetiği yakalamak. Tabii yani görsel bir belge, gelecek nesillere bir belge aktarmış oluyoruz biz. Tarih. Tabii yani bu, ne bileyim, bu belgeyi bırakmak zorundayız. Belge olmadan tarihini bilemezsin. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu şekilde başladık. Böyle devam. Hocam şimdi sahada fotoğraf sanatçılarına daha önce serbestti her taraf. Evet. Şu anda bir şey çizildi. Yeni federasyon yeni yeni kurallar getirmeye gayret ediyor. Evet. Tabii ki güreşin faydasına olan bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Bu arada belki ben hep şunu savunuyorum. Yani çalıştaylar, kurultaylar yapılıyorsa buraya güreş camiasının her dalından insanın katılması gerekiyor. Orada fikirlerini beyan etmesi gerekiyor. Doğru. Şimdi biz zaman zaman şunları görüyoruz. Tabii kendimiz de çok sıkıntılar çekiyoruz saha içinde de. Sizler de çok daha fazla görüyoruz bunu. İşte şurada duracaksınız, burada duracaksınız. Şimdi fotoğraf sanatçısı sahanın neresinde durması gerekiyor hocam? Seyirciyi engellemeden, sizin de o estetik alanı kaçırmadan zannedersem bana göre şimdi bariyerler var. Sahanın dört bir yanında aslında bariyerler var. Sizin o sahanın dört bir tarafında bariyerlerde sahaya girmeden yeterli gelebilir mi size? Yoksa orayı da gezdirmiyorlar zaten size. Zannedersen bir belli bir bölge var. Orada ağını yakalamanız gerekiyor. Ben şimdi sizin söylediğinizi ben anladım. Şöyle. Şimdi fotoğraf sanatçısı diye bizi tabir ediyorlar. Evet. Aslında ben yani sanatçı tamam fotoğrafın sanat yönüyle uğraşıyoruz ama ben kendimi hani biraz o yerde saymıyorum. Ben halkın yani vatandaşın içinde olayım, insanın içinde olayım. Evet. Şimdi dediniz ki sahanın neresinde olmalısın? Şimdi bizim yaptığımız iş bir meslek. Evet. Hakemlik de bir meslek. Pehlivanlık da bir meslek. Evet. Efendim cazgırlık da bir meslek. Şimdi benim yaptığım işi bilmeyen adam veya insan bana bir sınır çizerse, yol çizerse benim yapacağım işi engellemiş olur. Şimdi ben bir fotoğrafla uğraşan kişi olarak kalksam desem ki arkadaş meydan hakemini hayır çayırda durdurtturmayacaksın tribünden idare etsin. Evet. Dersem meydan hakemi tribünden ta uzaktaki adamı ya da işte sahanın öbür tarafındaki müsabakayı nasıl izleyecek ve adil karar verecek? Zaten zaman zaman şöyle bir durum da oluyor. Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Saha içinde onun tartışmaları da çok oluyor. Saha içinde görev olan hakem çoğu zaman şeyde kalıyor. Tereddütte kalıp kuleyi bekliyor. Yani kulenin karar vermesini ya da saha içinde karar veriyor hakem. Kuleden karar değişebiliyor. Şimdi sizin de aynı şekilde işte saha içinde diyorum ya çalıştaylarda, kurultaylarda bana göre en alt boy pehlivanların da bir temsilcisi işte başa kadar fotoğraf sanatçılarının işte televizyon yayıncılarının işte habercilerin tabii bu adil bir şekilde herkese adil bir şekilde davet gönderilip herkese dikkate alıp belli kişileri değil herkese çağrılması gerekiyor. Bakalım önümüzdeki sezon neler olacak? Bu federasyon başkanına şöyle bir umudumuz var. Sürekli yeniliklerle uğraşıyor. Evet. Yeniliklere açık. Fikirlere açık. Yapıcı eleştirilere de açık diye görüyoruz. Şimdi bir dönem bu şekilde geçti. Bu önümüzdeki dönem tabii seçimler olacak mı? Seçimlere de kendisi kalacak mı? Orasını da bilemiyoruz. Ama sonuçta
Biri gidecek, öbürü gelir ve hatta kalır. Yeni neler olacak? Ben diyorum ki şimdi kış boyunca bunu değerlendirmek gerekiyor. Mustafa hocamı da, Mustafa hocam gibi diğer fotoğraf sanatçılarını da davet edelim ama fakat şöyle bir şey var hocam. Sizce sizin gözünüzde saha içinde birçok fotoğraf sanatçısından tanışıyorsunuz, birbirinizi evet. görüyorsunuz. Gerçekten herkes işini bilerek mi yapıyor? Tamamı oradakilerin işte bu işte bu işin ustası mı? Şimdi burada ben bir fotoğraf sanatçısı olarak bulunuyorum. Evet. Ancak savunduğum nokta şu. Hangi işi yaparsanız yapın. Evet. Eğer o işte bir disiplin, bir nizam, intizam yoksa o işin başarıya ulaşma şansı zayıftır. Evet. Bu disiplin fotoğrafçıda da olacak, hakemde de olacak, yağcısında da olacak, pehlivanında da olacak, hepsinde bu disiplin olacak. Evet. Şimdi ben şunu söylüyorum, yani beni aldı, işte benim arkadaşlarımı da aldı ama burada herkes diğer fotoğrafçı arkadaşının hakkına da saygı gösterecek. İşte ben sahaya girdim, ta gideyim. Bunun belli bir standartı var mı? Standartı yok. Yani şuraya girersin. Koyamaz mıyız böyle? Hayır, şunun için diyorum. Atıyorum işte eline kamerasını alan oraya da gelebilir. İşi bilen de olabilir. Bunu ne şekilde ayırabilir federasyon? Yani kimlere izin verebilir? Gerçekten işinin uzmanı kişiler ki siz şunu iyi biliyorsunuz. Ben burada fotoğraf çekerken arkadaki seyirciyi de engellememem lazım. Yanınızda bir sandalye gezdiriyorsunuz. Evet. Kameralarda mutlaka seyircimiz onu görüyordur. Tribünde de seyircimiz görüyordur. Sandalyeyi neden gezdiriyorsunuz? Oturayım, arkamdaki görüntü bozulmasın. Kendimden sabit durayım. Doğru. Bunu siz biliyorsunuz. Bir de sahanın içine pehlivanların arasına kadar giren fotoğrafçılar da var. Bunu ne şekilde ayırmaları gerekiyor? Şimdi şöyle, mesela bu seneye kadar yani geçen sene dahil pehlivanların arasına ben de giriyordum. Ama evet. şöyle, şimdi pehlivanın güreşi yok, kenardan seyrediyor. Bir grup pehlivanlar seyrediyor. İşte evet. onların işi yok. Şimdi, güreşi bitmiş, kenarda tabii güreşi bitmiş, kenarda duran pehlivanlar var. Ben saha içinde değil de kenarda oturan pehlivanın yanına gidiyorum. Ortada evet. ben eğer gider de o güreş yapılan alanda dolaşırsam canlı yayın yapan arkadaşlarımız var. Onların işine de engel olurum. Ben bunu evet. her zaman düşünüyorum. Ben kameranın önünden dahi geçerken eğilerek geçiyorum ki onların görüntüsünü bozmayayım diye geçiyorum. Evet. Evet. Burada şimdi şöyle yani bizim bir kere orada rahat hareket etmemiz lazım. Nedir? Tamam saha içine biz girmeyelim ama evet. bize bir koridor yapsınlar güreş alanının etrafında. Biz o koridorda 360 derece dönebilelim. Saha içine girmeden yeterli gelir mi hocam? Yeterli gelir. Yeterli gelir ama saha içine ben gireceğim nasıl atıyorum? Kura çekimi oluyor. Evet. Pehlivanların fotoğraflarını çekiyor arkadaşlarımız. Ben de çekiyorum. İşte toplu protokolün sahibi. Tabii toplu fotoğraf kura çekimlerinde. Tabii toplu fotoğraf çekilecek pehlivanların. Onların çekmek için ben girmesem o girmese kim girecek? Biri girecek yani. Şu an efendim araya girdim ama öyle bir durum var ki normalde fotoğraf çekeceksin yasak ama seneye afiş olacak. Şu toplu fotoğrafı çekelim, seneye afiş olarak kullanacağız dediğin zaman içeri alıyorlar. O zaman afiş için niye Mustafa Kaşıkçı'yı çağırıyorsun? Normal enstantane almaya çağırmıyorsun. Abi aslında bu işi yapan... Fotoğraf sanatçısı bu resmi çekmese, Mustafa Hoca'nın fotoğraf sanatçısı çekiyor. Biz canlı yayın yapıyoruz, keza biz de çekiyoruz. Bir basın mensubu bunu çekmese, biz fotoğraf sanatçısını koyduk kenara, basın mensubuyuz. Fotoğraf çekmese gazetede kim yazacak bunu? Şimdi buradan Mustafa hocam çekmese pehlivanların arşive geçmişe dayalı ne kanıtı kalacak? Burada şöyle bir durum var zannedersem. Ben şimdi eski bir belediye çalışanı da olduk, emekli olduk evet. Kalmanızında. Artık eski belediye çalışanıyız. Belediyenin işleyişini de bildiğim için belki bu tür organizasyonlarda kişilere görev verirken
sahaya işinin ehli insanlara vermek lazım. İşte fotoğraf sanatçılarıyla ilgilenecek olan belediyenin basın birimi olması gerekir. Evet. Kimin ne olduğunu zaten onlar bilir muhtemelen. Çünkü öyle şeylerle karşılaştık ki bu sezon içinde işte bir fotoğrafçı kardeşimizi sağdan bayan bir de kolundan tutup sağdan dışarıya çıkaracak noktaya bile gelindi. Kim vardı yanında abi? Sen ne var? Cemil Tekin vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Bizde de aynı şekilde yapıldı. Biz de sahaya girdik. Ben haber aynı yok. Gün. Aynı gün orada arkamdan işte nereye gidiyorsun? Kimsin sen? Evet. Ya beni buraya davet etmişsin. Senden önce de bana dediler. Yani beni davet etmişsin. Ben oraya gelmişim. Ben burada belediye başkanına kabahat bulmuyorum tabii ki de. Ama öyle bir insana görev verilmiş ki benim kim olduğumu bilmiyorum. Sadece güreş sayfası diyorum. Cemil Tekin, Yalçın Kaynak. Ya her önüne gelen buraya mı gelecek? Biz zaten program yapmaya geldik oraya. Buraya mı gelecek dediğin zaman sen bana yer göstereceksin. Bana yer göstereceksin. Ben kendi kafama göre orada bakıyorum. Nerede durayım? Ha şöyle durumlar da oluyor. Bazıları var. Bazıları var. Hep ön planda olmanın peşinde. Kendini düşünmenin peşinde. İşte platform, özel bir platform yapılıyor. Kafalarda bir şemsiye koyuluyor. Sahada istediği yere durabiliyor. İstediği yere durabiliyor. Ki ben buna kesinlikle karşıyım. Kesinlikle karşıyım. Böyle bir standart yok. Herkes aynı yerde durur. Böyle bir dünya yok. Yani eğer basına bir yer ayrılacaksa basının tamamı bir yerde dursun. Aynen. Birine istediği yeri göstereceksin. Öbürüne sen şurada duracaksın. Öyle bir dünya yok. Yalçın abi bir es verelim. Çok mesaj var, onları kaçırmadan tamam. Devam tamam. Edelim. Bir de ben birkaç bir şey söylemek istiyorum abi. Kendimle alakalı. Programın açılışında da söylemiştik. Mustafa hocam geçen program konuğumuz olacaktı. Ondan önceki iki programda da sen izindeydin. Haber Endek'te de bu bizim yapmış olduğumuz üçüncü program. Evet. Yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Bir taraftan futbol, bir taraftan da güreş. Tabii buradaki önemli konumuz güreş. Sadece güreş adı üstünde. Mustafa hocam geçen hafta bizim rahatsızlığımızdan dolayı gelememişti. Değerli izleyenler, evet yaklaşık 10-15 gündür özellikle geçen haftadan bu yana fena derecede tansiyonum yükseliyor. Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar tansiyon nedir bilmem. Ama dediğim gibi 2 haftadır aşırı derecede tansiyon. Hani biz Yalçın hocamla sadece güreş programı yapmıyoruz. O benim mahalleden abim. Öz abimden daha çok sevdiğim bir abim. Burada mütevazı olmayacağım. Biz hep beraberiz. Yani Yalçın hocam iki gün yoktu burada. 2 hafta yoktu. Aramızda acaba ayrıldılar mı diyenden tutun, Yalçın Hoca niye deyip fit sokanlardan tutun, Yalçın Hoca nerede, Cemil Tek devam ediyor diyenlerden tutun. Ben cevap dahi vermedim. Çünkü evet. Yaramız yok ki. Yani telefonla da katıldın. Telefonla da katıldın hatta. Evet. Ondan sonra yani biz ayrılmayız. Şimdi bizim şunu söyleyecektim abi. Bakma, bizim kardeşliğimiz, arkadaşlığımız menfaate dayalı değil. Menfaate dayalı değil olduğu için Allah'ın izniyle ebedi devam. İnşallah. Aynen. Böyle bir sıkıntımız yok ya. Yani. Aynen. Biz çok insanlar gördük. Aynı yolu yürüyüp kendi varacağı yere vardıktan sonra yanındaki adamı satan çok insanlar gördük. Bu camianın içinde. Evet. Bu camiadan bahsediyoruz, anlıyorsunuz. Evet. Güreş camiası. Evet, şunu demeye getirecektim. Yani özellikle bir haftadır, geçen hafta tansiyon yükselmesi ta ki bugüne kadar devam etti. Ara ara 17-11, 18-11'leri gördük ama niye bilemiyoruz. Dahiliyeden tutun kalp doktoruna kadar yoğun bir araştırma içerisinde buradan Hendek Devlet Hastanesi başhekimine Ünal Küçük Yılmaz hocama gerçekten teşekkür ediyorum abi. Kendisi Allah razı olsun. Yakından ilgilendi. Dün akşam hastaneye gidinceye kadar da evde telefon açık, megafonda hep bana talimat verdi. Sen neyi bekliyorsun? Hastaneye git. Yalçın hocam beni hastaneye götürdüğünde tansiyonum 20'ye 12 idi. Yani sen bu tansiyonla evde ne bekliyorsun deyip işte güreş stresi, futbol stresi, hayatın şeyi ve böyle bir teşhis koymak için bugün de şu cihazı bağladılar.
az önce tansiyonum ara ara ölçüyor. Şu anda ölçmesine bir dakika var. Bir dakika sonra ben susacağım, bu ölçecek. Ve şu anda tansiyonum 15'e 11. Yani dün 20'ye 12 idi. Bugün 15'e 11. Yine yüksek. Takip halindeyiz. Ama biz dedik ki, hep bir lafımız vardı Yalçın Hoca'yla. Son nefese kadar güreşe hizmet etmeye devam edeceğim. Evet ama. Son nefese. Hastayım, yatmam gerekiyor. Daha olay belli değil. Çocuğun adı koyulmadı. Ama bak buradayız. Niye? Güreş için. Ben susuyorum. Cihaz çalıştı. Şimdi dediğim gibi hocam, yani şimdi sizin bu saha içinde nasıl bir yerde durmanız gerekiyor ki hem size hem seyirciye hem de federasyonda kafası rahat olacak. Yani bir de kimler girecek bu sahaya? Bunun için bir kriter koyulabilir mi? Yani şimdi nasıl bir şey olabilir? Şimdi çoğunluk olduğu zaman buna sen gir sen girme diyemeyiz. Yani bizim fotoğraf sanatçısı, fotoğraf sanatçılığının bir belgesi şeyi tabii, var mı? Fotoğraf, ben şu anda bir fotoğraf var. Sanatçısı olarak Gölcük Sinema ve Fotoğraf Derneği üyesiyim. Buranın bana verdiği bir kart var. Evet. Bu kart benim fotoğrafçı olduğumu gösteriyor. Belli bir tarihte kazandığım bir belge. İşte tabii bu belge Türkiye'de bu tip dernekler var. Dolayısıyla mesela bu sene Kırkpınar'da bir kota koydular fotoğraf sanatçılarına. Evet. O kotadan dolayı işte federasyonla Kırkpınar'ı düzenleyen birimin arasındaki ufak bir sıkıntı oldu ve katılmadı fotoğraf sanatçıları. Evet. Dolayısıyla her fotoğraf sanatçısı özellikle Kırkpınar'ı izlemeyi çok ister. Ben de izlemek isterdim. Zaten zirve. Zirve. Zirve ama zirve olarak da yapılması gerekenlerin tamamı yapılmış. Ya şimdi bir kere ben... Bir Balıkesir'le karşılaştırdığımız zaman... Şimdi Balıkesir Belediyesi... Beraberdik bu sene orada. Beraberdik. Sağ olsunlar. Ben buradan ayrı ayrı hepsine görmüş teşekkür ediyorum. Görmüş olduğumuz en güzel güreşti. Evet. En güzel. Artı şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Seyhan Aslan Ağam, Çardak Ağası bizi misafir ettiydi. Evet. Ona da ayrı bir teşekkür ediyorum buradan. Şunu söylemek istiyorum. İki akşam mı kalmıştık hatta değil mi? İki ekstradan akşam bir akşam kalmıştık. Evet. Akşam. Teşekkür ediyoruz. Sonra ben... Ağam biraz bizi üzdü ama teşekkür ediyor, seviyoruz onu. Ondan sonra ben sahaya girdiğim zaman ilginç neyse o güreşte, ilginç hareket neyse, gözde hareket neyse ben onu fotoğraflamalıyım. Evet. Sen bana dersen ki arkadaş sen burada kenarda otur, ya ben buradan ne kadar fotoğraflayabilirim? Fotoğrafı ben biliyorum. Ben güreş idare etmeyi bilmem, güreşin oyunlarını bilmem, o konuda ben ahkam kesmiyorum. Ben 48 senedir ben fotoğrafla yoğrulmuşum, artı resim sanatından da az çok uğraşmışız. Dolayısıyla bu konuda da ben konuşayım. Yani ben nasıl bir hakeme ahkam kesmiyorsam, işte bir güreş ustasına ahkam kesmiyorsam, ya bu çekilecek yeri de bana öyle bir yer ayar, gezeyim yani ben sahanın etrafında gezeyim abi. Bunların konuşulması gereken yerler, buradan federasyon başkanlarına sesleniyoruz. Bu kışın kurultaylara çağırsınlar, fotoğraf sanatçısına çağırsınlar. Aynen. Bu şekilde tecrübeli hocalarımız, ustalarımızı oraya çağırırlarsa, dediğim gibi herkesin kendi alanında, basınından işte gazetecisinden fotoğrafçısına, işte alt boy pehlivanların temsilcilerinden baş pehlivanlara kadar camianın içinde görev alacak herkesi oraya davet ederlerse, işte siz orada tecrübelerinizi olması gerekeni orada aktarırsanız muhtemelen ona göre bir tedbir alınır, ona göre bir önlem alınır. Hatta belki sizden şu bile istenebilir. Hocam işte dediğim gibi hani bir şey söylemişlerdi, biz yanlış anlamıştık. Çok büyük tepki vermiştim ben. İşte
Ağa'da, Seyfettin Selim Ağa'da, federasyon başkanımızda her omuzuna çantayı alan sahaya gelmeyecek, gelemeyecek gibi bir şey demişti. Evet. Biz de demiştik, pehlivana böyle bir şey söylenir mi? Olmaz böyle bir şey. Ama gördük ki haklı olan yanlar var. Bir düzen getirilmeye uğraşılıyor. Düzene de baktığımız zaman lig güreşleriyle normal güreşler arasında dağlarla fark olduğunu gördük. Evet. Çok büyük fark olduğunu gördük. Evet. Eksikler yok muydu? Tabii ki vardı. Yani. Yakın bölgelerde adam işte atıyorum Bursa'dan gelip Yalova'da güreşemedi. Ya da Karamürsel'de güreşemedi. Gibi. Belki onlar da düzeltilecektir. Onlara da bir önlem alınacaktır. Yani bunların tamamı eğer Çalıştaylar'da konuşulmuş olsa siz orada fikrinizi beyan edersiniz. Belki size şunları diyecekler. Yani kimler gelebilir? Fotoğraf sanatçısı olarak işte 100-200 kişi var. Kardeşim hangi birini alalım? Sizin de bir fikriniz vardır. Yani işte bilgili, belgeli, belli yılını zaten vermiş. Zaten belli. Yani. Şeyde yağlı güreşe hizmet eden fotoğraf sanatçıları belli. Yani. Şimdi şöyle bir durum da oluyor. Bölgede belediyenin görevlileri de olabiliyor. Bölgeden onlar da gelip biri de sahaya girebiliyor. Şimdi Mustafa hocam ve onun gibi diğer arkadaşlarımız diğer bütün diyarı geziyor. Bütün güreşlerin olduğu her yeri geziyor. Güreşe duruma hakim olduğu için siz bilinçli hareket ediyorsunuz. Atıyorum işte Yalova'da bir güreş oluyor. Mustafa hocam her tarafı gezdiği için saha içinde nerede duracağını biliyor. Ama o günlük Yalova'da bir fotoğrafçı oraya gelip de o gün başka bir yere de gitmeyecek. Rastgele duruyor. Protokolü çekecek. İşte birkaç baş pehlivana çekecek. Bunların da orada aslında engellenmesi. Şimdi ben burada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Yani tabii. Söylemezsem haksızlık olur. Tabii. Şimdi biz gidebildiğimiz kadar güreşlere gidip fotoğraflamaya çalışıyoruz. Evet. Bizim gibi fotoğraf çekmek için güreş alanına, er meydanlarına gelemeyen fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımız var. Belki bunlar senede bir sefer belki güreş meydanlarına geliyor. Onlar da orada fotoğraf çekmek zorundalar. Yani biz güreşe gönül vermişiz. Biz parayla pulla işimiz yok. Bir ürünü, yani ben şimdi şu bardağı ürettim. Ama bunu eğer pazarlayamıyorsam, istediğin kadar bunu iyi üret, anlamıyorum. Bu mal burada kalır, bu bardak burada kalır. Şimdi bizim burada yaptığımız hadise, diğer fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızla, mesela uluslararası yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmalara işte fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımız geliyorlar, yağlı güreşin fotoğraflarını çekiyorlar ve bu uluslararası düzeyde bir görsel olarak vitrine çıkıyor bu şeyler. Reklamı oluyor bu yağlı güreşin. Evet. Yani diyeceksiniz ki arkadaş işte federasyonun fotoğrafçısı geliyor ya da işte ne bileyim resmi bir kurumun fotoğrafçısı geliyor. O insanın baktığı nokta başkadır. Benim baktığım nokta başkadır. Yani atıyorum üç kalem malzemeyi 100 ayrı hanıma verin. O 3 kalem malzemeden 100 ayrı hanım değişik tatta yemek yapar. Hepsinin tadı birbirini tutmaz. Aynen, çok güzel örnek. Tutmaz. Şimdi bizim konumuz da bu. Ya biz bu şekilde geliyoruz. Biz de orada rahat hareket etmek istiyoruz. Rahat hareket edelim, işimizi yapalım. Siz bize bir sınır çizin, bir koridor çizin. Biz kura çekimi haricinde ya da toplu fotoğraf çekimi haricinde gelir de işte er meydanının içinde dolaşırsak o zaman affedersin toptan at dışarı adamı. Evet. Yani herkes evet. Ben de dahil benim de o er meydanında uyacağım hususlar var. Orada hiç kimsenin hakkını ben gasp etmemem lazım. Ben işimi yapacağım diye ben işimi yaparken de öbür meslek olan arkadaşlarımızın engel da olmamız. İşlerine engel olmamam lazım. Bir kere bunun bilincinde olmamız lazım. Atıyorum bakın şimdi size basit bir şey söyleyeceğim. Pehlivanların kura çekimini müteakip bir toplu fotoğraf çekiliyor pehlivanların. Evet, az önce benim söylediğim. Yani orada işte atıyorum 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi neyse 10 kişi
fotoğrafçı arkadaşlarımız geliyor. Kimisinin elinde fotoğraf makinesi var, kiminin elinde cep telefonu var. Şimdi arkadaş, adam alıyor eline telefonu, orada dizilen 10 kişinin önüne geçiyor. Evet. Orada hayır arkadaş, diyorum ki arkadaş, elindeki fotoğraf makinesi uzaktan da bu tabloyu fotoğraflayabilir. Niye geri çekilmiyorsun? Benim demek istediğim nokta, fotoğraf sanatçısının da fotoğraf sanatçısının da uyması gereken kurallar var. Siz bize çalışma alanımızı oluşturun. Hocam bu konuda her birime yapılabileceği gibi fotoğraf sanatçılarına da bir seminer verilebilir mi acaba? Yani şimdi semineri, bakın şunu söyleyeceğim. Bu hocam, seminerle falan olmaz. Bölmüyorum ama çok mesaj var. Tamam. İsterseniz okuduktan sonra devam edelim mi? Çünkü okunmuyor diye. Osman Ergüven ustamız yazmış. İyi yayınlar diye teşekkür ederim. Mustafa Erbak Hoca'yla selamlar demiş. Yine Osman Ergüven, selam, iyi yayınlar diliyorum. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Yalçın ustam, hayırlı yayınlar dilerim. Yayından sonra çay içmeyi bekliyorum demiş. Teşekkürler. Koca usta geleceğiz. Mustafa Dongüçlü selamlar demiş. Mustafa Erbağ, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar, hepinize selamlar. Mustafa Kaşıkçı dedeye de teşekkür ederiz güzel fotoğrafları için demiş. Yani boş yere demiyoruz yağlı güreşin dedesi diye. Hatta ufak çocukların gelip dede diye sarılması bambaşka, evet. Gözümün önüne geldi. Daha şimdi onları anlatmadık yani. Anlatacağız ha. Hocam, anlatacağız. Şener Sar hocam izliyor, selam yollamış. Cemil hocam, aleyküm geçmiş selam olsun. Mustafa abim selamlar. Yalçın hocam selamlar demiş. Selamlar hocam. Evet, Şener hocam deyince, bitirince bir şey söyleyeyim o zaman. Bekir Ericek selamlar, iyi akşamlar abilerim demiş. Aleyküm selam. Orhan abi Belden Market, İyi akşamlar demiş. Geçmiş olsun kardeşim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Adem Çiftçi iyi akşamlar. Mustafa Çelik iyi akşamlar demiş. Seçkin Duman izliyor, iyi akşamlar demiş. Mustafa Çelik hayırlı akşamlar. Güreş Neferleri iyi yayınlar diliyorum. Mustafa Kaşıkçı amcanın ellerinden öperim. Hepiniz iyi ki varsınız demiş. Mustafa hocam, adam ölüyordu. Kalp krizi geçiriyorduk akşam. Hiç onu belirtmemişsin yani. Hocam herhalde cenazeye geleceksin. Harun Acar, abim yaptığın hizmetler çok iyi. Seni seviyorum demiş. Üçümüzden birine demiş. Ahmet Özkan, hayırlı yayınlar Mustafa kardeşim, Allah utandırmasın selamlar demiş. Mehmet Taşçı izliyor, selamlar Karamürsel. Yine Mehmet Taşçı, hayırlı akşamlar, güzel insanlara selam olsun demiş. Aleyküm selam. Aleyküm Ali Coşkun selam, bizden de Ali Coşkun selamlar demiş. Ali Coşkun Manisa'da bizi ağırlamıştı Yalçın hocam. Evet. Aziz Duman, Kocaeli İzmit Çeri Başlar köyünden selamlar. Mustafa Kaşıkçı amcama selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Selam. Adem Çiftçi, İyi yayınlar diliyorum. Mustafa amcayı çok seviyoruz. Allah ona sevdikleriyle birlikte uzun ömürler versin demiş. Amin. Hep bir gelen konuğun sayesinde gelen izleyenlerimiz de var. Bu da çok güzel bir değer Yalçın hocam. Evet. Ali Coşkun selamlar. Hayırlı akşamlar üstadlar, abiler. Biz soğuduk artık. Kovalanmaktan bıktım. Tribündeki yerlerimizi alacağız eskisi gibi demiş. Doğru demiş. Soğumak yok. Recep Emre tanrı verdi. Evet. Çırağım. Selamlar. Çırak ne demiş çırak. Çırağın da çok güzel çalışmaları var. Gurur duyuyorum, evet. Mustafa hocam. Selamun aleyküm hocalarım. Hepinizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin diyorum Allah demiş. Sağ olsun kardeşim benim. Selamlar. Evzayan hocam selamlar söylüyor. Selam. Ramazan Seren Balıkesir'den. Yalçın abi hatırlıyor musun? Canlı bir davet etmiştik. Evet. Selamlar yolluyoruz Balıkesir'e. Sucukçuların ağası vardı. Ağa'ya da selamlar Balıkesir'e. Hala bir kangal sucuk yollayamadı bize. Artı sadece güreşe sponsor olacaktı. Ne oldu? Ramazan Seren cümleten hayırlı akşamlar, geçmiş olsun. Hayırlı saygılar, akşamlar kardeşim. Selamlar abi. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bir özel teşekkür edeceğim az sonra. Ercan Gençdoğan Kocaeli Büyükşehir'den selamun aleyküm. Ercan Mustafa hocam, abimin ellerinden öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Rıfat Uzuner izliyor selamlar. Mustafa Kaşıkçı hayırlı yayınlar, seviliyorsun Allah demiş. Allah razı olsun. Fevzayan, güreş camiasında her yağlı güreşe giden 10 kişiyi geçmiyor. Bu ise bu işe hizmet edenlerin desteklenmesi ve bu kişilerde kurumsal bir toplantı yapılmalı demiş. Çok doğru, doğru demiş. Bayram doğru, Yılmaz. Doğru. Bayram abi de bir dede. Selamlar olsun Bayram abiye. Ne demiş? Hayırlı akşamlar demiş. Recep Emre Tanrıverdi, Cemil Tekin hocam çok geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim canım benim. Bayram abi hayırlı yayınlar. Cemil kardeşimize geçmiş olsun. Allah şifalar versin demiş. Ölürsem beni unutmayın. İzzet Sert iyi akşamlar. Usta hayırlı yayınlar. Çaltılardan selamlar Fethiye demiş. Rıfat Uziner, Mustafa Kaşıkçı benim
resim hocam ve aynı zamanda siyasi danışman hocamdan doğru mu? Rıfat Uzuner her zaman bana öğüt veren değerli bir abim. Evet, ben de onu çok seviyorum. Evet. Ne güzel. Devrim bizim Endekspor'lu eski futbolcumuz, çok sever bizleri. Selamun aleyküm abilerim, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlarınız olsun, sohbetleriniz olsun demiş. Aleyküm selam. Cemil'im geçmiş olsun kardeşim, inşallah iyisindir demiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Necip Bilgili izliyor, selamlar demiş. Kıymetli üstadım, tekrardan çok geçmiş olsun, Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Mustafa Kaşıkçı ve Yalçın Kaynak üstadlara selamlar sunuyorum. Aleyküm selam. Program çok selamlar. Güzel gidiyor. Umarım bütün güreş camiasının faydalanacağı güzel bir program olur. İnşallah. Elbette eyvallah. Sizler de bize destek verin. Sevgili abilerime diyeceğim veya onların da tek diyeceği bir gerçek var. Biz bir bütün olmalıyız. 25 sene önce biz olduk Hendek'te ve gelecek senelere biz olmaya çalıştık. İnşallah bazı cahil düşünceler gider de Hendek'im rahat eder inşallah demiş. Devrim farklı bir program mı sandı bilmiyorum ama. Mehmet Baltacı abi geçmiş olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Abdullah Aslaner. Abdullah abi bizi hiç yalnız bırakmaz. Ankara'da mahalle muhtarı biliyorsun Yalçın hocam. Evet. Cemil hocam çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. Hocam bu yara muhabbeti değil, bizim tanıdığımız tanımadığımız ebeden dostluğumuz yeter demiş. Teşekkür ederim. Zekeri Uzun hocam yazmış. Ona bir bakayım. Sevgili Cemil Tekin ve sevgili Yalçın Kaynak üstadlarım, size ve konuğunuz fotoğraf sanatçısı üstadım, çok daha fazlası sevgili Mustafa Kaşıkçı üstadıma iyi yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar. İyi akşamlar değerli hocam. Geleneği ve tarihi yağlı güreşe hizmet eden, değerleri fotoğrafla ölümsüzleştiren, tarihe not düşen, güreşe hizmet eden bu hizmetkarı saygıyla hürmetle selamlıyor. Program yayınınızda başarılar diliyorum demiş. Hocam teşekkürler. Ben hep böyle düşündüm. Allah razı olsun sizden demiş. Devrim Dede teşekkürler. Gülşah Aşçıoğlu, Gülşah Hanım da yağlı güreşe hizmet eden ilk eski bayan basın mensuplarından, özür diyorum, kadın basın mensuplarından, bayan değil kadın diyeceksin derer. Kırkpınar'da bu sene beni belediyeden basın sorumlusu polis çağıracağım diyerek sahayı terk edin dedi. Hocam kesinlikle not almalıyız. Bak bu sizinle ilgili konu çünkü. Fotoğraf sanatçısı. Evet. Kırkpınar'da bu sene beni belediyeden basın sorumlusu, hem de kartı olduğu halde, polis çağıracağım diyerek sahayı terk edin dedi. Ben ise Er Meydanı'nı Almanya'dan belgesel çeken çocuklara tanıttım, yaptım. Onları Kırkpınar'a tarihi anlattım. Yani ben Almanya'daki çocuklara tanıtım yapıp belgesel yapıyorum. Kırkpınar'ın bizim tarihimizi anlatıyorum diyor ama beni sahadan çıkarıyor diyor. Bunları Allah kahretsin. İşte diyorum ya. Gene tansiyonum yani, çıkacak yani. Çok çok kötü bir durum. Mevzu şuraya geliyor. Yani oradaki görevli yağlı güreşi çok iyi bilmediği için. Bakacağım yani, abi. Güreş camiasını iyi bilmediği için oradaki verdiği tepkinin nelere mal olabileceğinin farkında değil. Devam edin Yalçın abi. Devam edin. Çok mesela bitirelim tamam. Hocam. Bugün en az ben konuştum. Ercan Yalçın selamlar, Mustafa Kaşıkçı hocama selamlar demiş. Aleyküm Kudret Olat Endek'ten Turanlar Mahalle Muhtar adayım kardeşim selamlar. Er Meydanı yiğitleri Ali Coşkun, zabıtalar tarafından kovalamaktan bıktık artık, evet. Soğuduk artık, kendini bilmez karşısındaki adamla nasıl konuşacağını bilmeyen cahillerden bıktık demiş. Aynen öyle, çünkü zabıtaydı, basın müdürüydü, seni güreş camiasını Yalçın hocamın dediği gibi bilmiyor. Evet. Keza biz Hendek'te de güreş yapsak, Hendek'teki bir basın müdürü veya efendime söyleyeyim kültür müdürü, saha komiseri bilmiyor. Başındaki Harun Kaynak zabıta müdürü güreşçi olduğu için biliyor. Evet. Başındaki işte bilmem ne saha komiseri güreşin içinde olacaksa biliyor. Basın müdürü Cemil Tekinse bilir güreşi. Ahmet Mehmet bilmez. Yani bunlarla hep karşılaşıyoruz. Türkiye'nin her yerinde. Şimdi Edirne'de böyle bir durum yaşanmıştı. Bir baş pehlivanımızı, eski baş pehlivanlarımızdan bir tanesini güvenlik içeriye almamış. Magirus. Onu içeri alan kimdi? Dünyanın en büyük fotoğraf sanatçısı Fethi Satıcı. Denk geldi. Denk geldi. İşte bize de Manisa'da Mehmet Çelik abi. Evet. Ondan sonra benim tansiyonum niye çıkıyor diyorlar yani. Sakin ol. Bilgin Pek Demet hayırlı yayınlar dilerim demiş. Doruk Kaşıkçı torun mu Mustafa hocam? Doruk benim torunum. Aa ne güzel, Allah bağışlasın. Hayırlı akşamlar demiş.
Zafer Taş bile gidiyor selamlar demiş. Yönetmenim kaleme atma dedi. Bilgin pek demet selamlar. Devrim zabıtalarla ilgili söylemini Ali Coşkun'un mesaj yazmış. Demiş ki sağlam kaçın kardeş, eskiden olsa hiç koşmanıza gerek yoktu. Lakin şimdi prim var. Yardırıyorlar. Zabıtalara prim mi var? Bak değişik. Prim var yani kovalarlar diğer meydandan diyor. Latife etmiş. Gülücük saçmış. Çoğu da güneye günlük yövmiyeye gidiyorlar. Fındık bunlar. Espri yapmış anladığım kadarıyla. Ya bu tür konular işte evet. Gibi şeylerde, kurultaylarda falan konuşulması gereken. Herhalde. Ama evet. Davet edilirse konuşulması gereken şeyler. Konuşacağız abi. Er meydanı yiğitleri adam belediyede yönetici karşısında kişiyle nasıl konuşacaklarını bilmiyor diyor. Çok doğru. Şükrü Durukan abimiz diyor. Selamlar Antalya'dan, Kumluca'dan. Şükrü abi ne oldu bizim iki kasa portakal? Portakalı yollayamadın, tansiyonumuz çıkıyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar Cemil Tekin, Yalçın Kaynak ve Mustafa Kaşıkçı kardeşlerime selamlar, saygılar, iyi yayınlar olması değil. Abi selam diyorum abi. Portakal yok, kayısı yok, mandalina yok, koskoca Kumlucalı bize bir portakal yollamıyorsa neyse ölçüm başladı. Evet, Şükrü abimize buradan selamlar yolluyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Şimdi sezonun başından sonuna geldik. Havalar soğudu. Bir sürü ameliyat olan pehlivanlarımız evet. Var. Yani sakatlıklar o kadar çoğaldı ki sezon sonu ameliyathaneler adeta pehlivanlara çalışıyor. Omuzundan, ayağından, buradan ameliyat olan, tedavi gören bütün pehlivanlarımıza selamlar yolluyoruz. Tansiyonum 16-10 abi gene çıkmış. Tansiyonum 16-10 gene çıkmış. Geçmiş olsun. Sen çok fazla sinirlenmeden evet. Sakin ol. Rahat et. Bitireyim mi bu mesajları abi? Başa girelim. Doğru dedin. Ameliyat olan kardeşlerimize gireceğiz. Şunu evet. Bitireyim abi. Niye bitmedi bugün anlayamadım ben. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Cemil Tekin onu okumuştum. Bayram Uslu. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar güzel insanlar. Aleyküm selam. Efendim? Umut Uslu var benim. Umut Uslu. Beyli var. Onu bulur. Efendim? Buna gönderecektim. Hocam seni telefonla arıyorlar. Yayında olduğunu bilmiyorlar. Evet, şimdi ara ara konuşurken susuyorum, paslıyorum. Neden? Kolumdaki, boynumdaki cihaz ölçüyor beni 15 dakikada bir. O ara kıpırdamayıp konuşmamam lazım ondan dolayı. Selamun aleyküm yayınlar. Onu okumuştum. Rasim Kılıçarslan fotoğraf deyince akla gelen isim Mustafa abi demiş. Sağ olsun Rasim'im. Taner Sel, hayırlı yayınlar. Mustafa amcayı çok seviyoruz. Allah uzun ömür versin demiş. Şükrü Durukan, tekrar tekrar çok geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah Cemil kardeşim demiş. Hikmet Tunçtürk, iyi akşamlar Mustafa abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin abicim demiş. Adem Öztürk, iyi yayınlar Mustafa hocama. Sevgiler, saygılar. Sizlere teşekkür ederim. İyi bir gazeteciyi ağırlamışsınız demiş. Evet, Mustafa hocam çok kıymetlidir. Mustafa Ekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Mustafa dedeme saygılarımı iletiyorum demiş. Ne güzel konuşmuş bak. Emine Kaşıkçı çok geçmiş olsun, başarılar diliyorum. Yengem mi? Yengecim ellerinden öpüyoruz, saygılar sunuyoruz. Yengecim, Mustafa hocam benim için ve bizim için çok kıymetlidir. Bak yenge, Mustafa hocam sana çok iyi bakıyor, anlatır. Sen de hocama iyi bak, bize lazım. Bakıyor, sağ ol. Gerçi herhalde ben hocamdan önce gideceğim de. Adem Öztürk, güzel insan, iyi fotoğraf sanatçısı. Bayana. Mustafa abime selamlar, iyi yayınlar demiş. Ne güzel. Ulu Başbeylivan, iyi yayınlar, selamlar, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin demiş. Hendek Sporlu yönetici kardeşim. Yıldırım Irmak, iyi akşamlar, iyi yayınlar Yıldırım Mustafa Kaşıkçı abi demiş. Selamlar Yıldırım kardeşime. Ne güzel mesajlar var hocama. Yıldırım. Manisa'da bir güreşte fotoğraf sanatçılarının çoğunu içeri almadılar. Gittik anlattık, bu insanlar bu güreşe hizmet ediyorlar dedik. Anlamadılar. Sahaya girmiyorlar, kenardan çekiyorlar dedim. Yok, çok sinirlendim. Sahayı terk ettim ve eve geldim demiş. Hem Manisalı hem Manisa güreşlerinde diyor Ali Coşkun. Evet, doğru evet, diyor. Evet. Şener Sar hocam demiş ki kendine dikkat et Cemil kardeşim. Ediyorum hocam, bu camia beni hasta etti. Şükrü Durukan, Aralık ayında inşallah Cemil kardeşim portakalları gönderirim. Aralığa kadar zamanımız var mı hocam? Zekero Uzun Başkanım, Er Meydanı Kırkpınar'a alınmayan başpehlivanlardan biri Magnus İbrahim Gümüş, evet. Az önce demiştik. Evet. Evet. Ve altın kemerli başpehlivan devlet sporcusunun Hüseyin Çokal da var bilginize demiş. Evet. Mehmet Altıntaş, Hendek Su Kenarı Köyü'nden selamlar yolluyorum demiş. Evet. Haber Hendek TV üzerinden gelen mesajlar var, onlara da bakalım. Gazanfer Kahveci, abiler hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Cemil abi çok geçmiş olsun, Allah şifalar versin demiş. Yine Hicriye Mahalle Muhtar Adayı Sinan Aksoy, iyi yayınlar diliyorum Yalçın kardeşime ve ustamıza,
Selamlar Mustafa dedenin elinden öpüyoruz. Selam, hayırlı akşamlar. Yine Yaşar Ay Güneş, değerli abim siyaset programı yapıyor. Soruyorum isimli programıyla damga vuruyor Hende. Cuma akşamları Yaşar Ay Güneş demiş ki hayırlı yayınlar Cemil, sana da çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum demiş. Eyüp Kılıç, tansiyon stresten de çıkar, saygılar sevgiler demiş. Gelen mesajları okudum. Bir de şöyle bir teşekkür edebilir miyim Yalçın abi? Sonra size vereceğim. Tabii. Evet. Şimdi abi dün sen bir paylaşım yaptın biz hastanedeyken. Beni sen hastaneye götürdün. Allah razı olsun. Amin. Ve bir paylaşım yaptığında telefonlarımız susmadı. Evet. Eve geldiğimde de beni uyuttular. Beni arayan da çok oldu. Telefonlara bakamadım. Hakkını helal etsin herkes. Sosyal medyadan da yazdım. Ama özellikle telefon üzerinden arayanların bir teşekkür mahiyetinde isimlerini geçmek istiyorum. Çünkü güreş camiasında vefa çok önemli diye hep demişizdir. Evet. Arayan çok şeylerimiz oldu, dostlarımız oldu. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Necati Baba'ya, Fevzi Ayhan'a, Cazgır Salih Bozan'a, Bedri abime, Bedri Saçkıran'a, değerli hocam Feyzullah Köstereli'ye, Resul Özsaray, fotoğraf sanatçısı değerli abime, Hüsnü Kaftan üstadıma, yine Sefer Sarı hocama Hendek'ten, Bilgin Pek Demet kardeşime, Koca Usta Mahmut Kabakçı'ya, Şener Sar ustama, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır'a, Abdullah Karagöz pehlivanıma, Büyükşehir'den Orhan Aydın kardeşime, Karabürsel'den Recep Turan abime, yine Hendek Dereköy'den Osman Çulhoğlu'na, gazeteci büyüğüm Kadir Kazın'a, Şener Gürsel abime, kardeşime, yine Abdullah Güngör baş pehlivanıma, efendime söyleyeyim baş pehlivan Onur Şenel'e, yine Zafer Başar hocama, Osman Ergüven hocama, Uğur Nal kardeşime, Mehmet Baltacı kardeşime, sonrasında radyodan genel müdürüm Zafer Büyü abime, yine beni arayıp kontak kuramayan, o ara uyuduğumdan dolayı, uyuttuklarından dolayı telefonlara bakamadığım Endek Spor yöneticisi Engin Varlıca'ya, Orhan Topçu'ya, Antalya Kanal V'den meslektaşım Ramazan Toksöz'e, Endek Spor yöneticisi Nurullah Akça'ya ve İlk olarak telefonla bizi o aramış. Ona da bir başkana bu yakışırdı. Teşekkür ediyorum. Federasyon başkanımıza. Federasyon başkanı Sayın İbrahim Türkiş'e. Yalçın abi sen görüşmüşsün. Ben görüştüm evet. Ve keza Yalçın abinin bana ilettiği kadarıyla Tülay Karanfil'e evet. Arayan herkese, mesaj abi. Yazan Mehmet Çelik abime, mesajlarıyla yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım varsa helal olsun. Allah razı olsun. İnsan kötü günde bekliyor. Evet. Yalnız baş pehlivanlardan tek iki baş pehlivan bizi aradı. Allah razı olsun. Abdullah Güngör ve Onur Şenel'e de teşekkür ediyorum. Baş pehlivanlarımızda şöyle bir durum var. Yani duyarsızlık var. Üzüldüm. Duyarsızlıktan ziyade sosyal medyaya çok fazla aktif değiller. Çünkü burada biliyorsun diğer programlarımızda yaşamıştık. Yani evet. Kendi katıldığı programı bile paylaşmayan pehlivanlar var. Var maalesef. Yani sosyal medyada çok aktif değiller. Aslında şu sosyal medyayı güreş camiasının çok iyi kullanması gerekiyor. Instagram'ı buradaki, çok iyi kullanıyorlar bu sıra. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bak sosyal medyayı kullanırsan sesini her yere duyurursun. Yani bugün bu sosyal medya, bu telefon Cumhurbaşkanımızın da elinde, bakanların da elinde, spor bakanlığının da elinde, federasyon başkanının da, belediye başkanlarının da, il ilçe başkanlarının da elinde. Herkes. Yani buradan bize eğer destek verirseniz bizim buradaki konuşmalarımız şu anda Cemil Tekin, Yalçın Kaynak, Mustafa Kaşıkçı'nın veyahut da Mehmet Kavis'in kârına olan bir konuşma değil. Güreş camiasının adına bir konuşma yapılıyor burada. Güreş camiasının sorun ve sıkıntıları dile getiriliyor. Dolayısıyla daha çok, çok çok daha çok pehlivanları ilgilendiren durumlar var burada. Şimdi ben şöyle bir şey de demek istiyorum. Tam konunun üstüne madem geldik. Evet. Önümüzde seçimler var. Yani bu siyasiler yaz boyunca er meydanlarını seçim meydanları gibi kullandılar. Doğru. Seçim meydanları gibi. Yani hiçbir, dünyanın hiçbir spor dalında, bilmiyorum siz biliyor musunuz? Doğru. Dünyanın hiçbir spor dalında bir milletvekili karşılaşmanın olduğu sahaya girip de şu milletvekili, şu partinin milletvekili gelmiştir, şu belediye başkanı gelmiştir anons ettiremez. Mümkün değil. Ettiremez. Kendi de mikrofonu alıp çaka satıyor. Konuşamaz. Şimdi bu tamam. Orada büyük bir kitle var. Güneş camiasının çok büyük bir kitlesi var. Hazır seçim meydanı gibi. Bulamayacağı bir kalabalık. Tamam. Onlar bu gücü kullanıyorlar.
Seçimler yaklaştı. Önümüzde bir seçim var. Yerel seçimler. Biz de bu siyasilerin gücünü kullanalım. Güreş camiasına kim destek veriyorsa biz de onun yanında olalım. Olur. Söz isteyelim siyasilerden. Herkes kendi bölgesinde. E kardeşim, neredeyse birçok bölgede güreş bitmek üzere. Güreş sahası yıkan belediyelerimiz oldu. Düzce Belediyesi. Sen isim verdin, ben isim vermiyordum. Şimdi güreş sahası yıkan belediyelerimiz oldu. Şimdi bu, yani büyük bir camiayız ama camianın gücünün farkında değiliz. Diyorum ya, şimdi bak biz burada bir program yapıyoruz. Yani bu programı en çok pehlivanların, pehlivan ailelerinin takip etmesi lazım. Ve buradan bize soru yağması lazım. Doğru. Sıkıntı ve sorunların yağması lazım. Biz burada sorun ve sıkıntıları dile getirdik. Arkadaşlar, izlemek var, izlemek gerçekten var. Bakıyoruz. Gerçekten her yorumun altına, her sorunun altına, her paylaşımın altına cevap yazan bir federasyon başkanı var. Her yeri takip ediyor. Kesinlikle. Her yeri takip ediyor. Programımızı da takip ediyor. Dün bir paylaşım yaptım. Cemil Tekin'i hastaneye götürdük diye. 15 dakika geçmedi federasyon başkanı telefon etti. Evet. Burada sorun ve sıkıntılarınızı dile getirirseniz federasyon başkanı da mutlaka onu dikkate alacaktır. Dediğim gibi şimdi burada Mustafa hocamızı aldık. Seyirci de aldık biz güreş camiasından. Evet. Olmayan işleri de yapıyoruz. Alt boyların pehlivanları da getirdik. Buraya seyirci de getireceğiz yan tarafa. Seyirci getireceğiz. Güreş seyircisi mikrofon dışarıya kalıyor. Olması gereken şeyler bunlar. Çalıştaylara bakın, buradan sesimizi duyuralım federasyon başkanım. Federasyon başkanım, değerli başkanım. Basından, işte ne bileyim, gazetecisinden, fotoğraf sanatçısından, alt boyundan, üst boyundan, camianın içinde görev alan herkesi lütfen sağda kimi görüyorsanız oraya davet edin. Belki tamamını çağıramayabilirsiniz ama büyük bir kısmını o çalıştaylara çağırın ki orada herkes sorununu, sıkıntısını, çalışma alanını anlatsın, derdini, problemini, bir uzlaşmaya sağlansın ki önümüzdeki sezon bir karmaşa olmasın. Bir de abi, bu çalıştaylara, kurultaylara çağrılmayınca ne oluyor? İşte X basın mensubu veya X fotoğraf sanatçısı diyor ki sosyal medyada, körler sağırlar, birbirini ağırlar, gittiler 3-5 yıldızlı otelde 3 gün yattılar, yalandan toplantı yaptılar, geldiler, sonuç yok. Ama bu konuşmayı i̇şte, yapanlar da en çok görev alanlar. En çok görev alanlar. Bak ha, yaşa, oraya geliyordum. Evet. Yani işte buraya gerçekten sorunu getiren. Bizi mesela eskiden beni bu sadece güreşi başlattığımız dönemlerde beni çağırıyorlardı tek başımayken. Hani yeni yeni başladığımızda. Evet. Senle yıllardır beraberiz. Hangi kurultaya bizi çağırdılar? Bak benim kesinlikle, ben sana da daha önce söylemiştim ya. Ya böyle bir gayemiz de yok zaten. Yok, şuradan şunu seslenmek istiyorum. Eğer iki kişi alamıyorsanız Cemil kardeşimi alın. Alın yani. Abi o konu değil. Hayır, şunun için diyorum bak. Bütün güreş sayfalarında. Çünkü tek değil güreş sayfaları. İki kişi, üç kişi, dört kişi. Birer kişi alın. Gene de alın. Anladın mı? Yani birer kişi mutlaka alın. Her camianın camiada görev alan herkesten birer temsilci mutlaka orada olsun. Bazı sayfalardan veya bazı gazetelerden diyelim. Bir kişi alıyor. Adam sıkıntısı var. İşte bir kişi gelsin. Ama bazı yerlerden bırak 2-3 kişi gidiyorsun. İşte diyorum ya, yani burada çifte standart olmamalı. Sen geçen bir tane abimize ne dedin? Çifte standart var dedin değil mi? İşte diyorum ya, çifte standart olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Eşit değil. Gerçekten emek vereni de görün. Samimi olanı da görün. Kim ne yapıyor görün. Bir fırsat verin. Bir eşitleyin insanları ki ondan sonra bu çok daha faydalıdır. Bu daha verimlidir. Diyeceksen ondan sonra. Abi konuşacak o kadar şey var ki sinirleniyorum. Sinirlenince hasta oluyorum. Yok, sinirleniyorum. Yani neye sinirleniyorum? Abi şurada gördükleri 3 kişi, şu ekranda gördüğünüz 3 kişi kendi bütçesiyle, çoluk çocuğundan ayırdığıyla yakıt nasıl koyarız? Evet. Efendim orada çorba mı içeriz? Millet etli pilav yiyor, biz atıyorum bulgur pilavıyla mı geçiririz? Yalçın abi akşama şurada 100 liralık yemek yesek, güreşe gitsek, Er Meydanı'nda belki bir tatlı, bir etli pilav dağıtırlar, öğle yemeği bedavaya gelir. Ya biz bunları düşünmek zorunda mıyız arkadaş? Evet.
Biz bunları düşünüp nasıl gideceğiz diye düşünürken millet para kazanıyor. Cemil Tekin cebinden harcıyor, efendim kamera alacak, Cemil Tekin telefon alacak. Bu şu anda bu yazın 2-3 güreşe gittik. 2-3 güreşe gittiğimiz gibi bir dünya güreşe gidemedik. Bir dünya güreşe gitmediğimiz gibi bir bilgisayar aldık, mikser aldık, 5 tane mikrofon aldık, çocuklarla röportaj için ayrı mikrofon aldık, 3 tane kamera aldık, 3 tane tripod aldık, kablosundan, ya 40 bin lira masraf ettim ben. Cebimden bu yağlı güreşe bana geri dönmeyeceğini bildiğim halde 40 bin lira masraf ettim. Ama biz gidip başka ağaya yalakalık yapmadık, paşaya yalakalık yapmadık, kameramızı bilmem ne almadı, fotoğraf makinamızı bilmem ne almadı, ondan sonra millet değer görüyor. Böyle değerin içine tüküreyim ya. Şimdi bunlar... Ya şimdi insanlar da bunu Cemil sinirleniyor, blöf yapıyor diyecekler. Şimdi, vallahi sinirleniyorum abi ya. Alakası yok. Bu en sonu yoluna gider. Kimse... Bunu da federasyon başkanı görecek arkadaş. Haksız. Federasyon başkanı da bir yanlış varsa görecek. Haksız yapılan hiçbir şey gizlide kalmaz. Haksız yapılan hiçbir şey sonucuna ulaşmaz. En sonu kendi ayaklarına... Bir de adamlar bizi tökezleyecek. Yalçın gelmesin, Cemil gelmesin, şu gelmesin. Bu, şimdi bu ben, ne ya? Ben o konuda ben... Ya abi resmen duyduk ya. Evet. Onlar gelmesin diye. Lan böyle şerefsizlik evet. Var mı ya? Evet. Ya bunu yapan ruhsuzlar var. Bunu yapan karaktersizler var. Neden var? Tek kalabilmek. Tek kalabilmek, pastanın tamamını götürebilmek, biz kimseden pasta falan da istediğimiz yok ha. Diyorum ya, bize, sadece bize değil bak. Ya arkadaş, abi sinirleniyorum, hastayım. Ya abi bizim ne zorumuz var? Ya abi bu camiaya biz sahip çıkıyorsak, bu camia uğruna para harcayacağım, bu camia uğruna emek vereceğim, bu camia uğruna benim belki de Türkiye'nin en büyük sayfası olacaktı kitle olarak. Sayfam kapatıldı ya. Evet. Doğru mu? Sıfırdan başladık. Hatta ikimiz, sen bırakıyordun, ben seni bıraktırmadım. Ben bırakıyordum, Mustafa Hoca nereye gidiyorsunuz dedi, biliyorsun ayarımızda. Evet. Yani ayakta durmaya çalışıyoruz. Ve ya bana doktor yap dedi evde. Bak kolumda cihazım, aha hastayım. Dün kalp krizi geçirdim. Benim ne zorum var abi ya? Bir şekilde Allah'ın izniyle bu bir. İkincisi, bu hocanın ne zoru var da İzmit'in neresinden gelecek 500 lira yakıt koyacak, gaz koyacak, adam buraya gelecek, o kadar mütevazı ki hocam açız bir çorba ısmarlayayım diyeceğim, çorbayı zorla içecek. Niye? Bu işi seviyoruz, dostluk var, çıkar yok, menfaat yok. O zaman siz güreşseler de yalakaya bilmem neye sahip çıkmayacaksınız, düzgün adama sahip çıkacaksınız. Ya ben başka bir şey demek istemiyorum abi. Düzelecek, sabredeceğiz. Evet, kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Doğru yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Yanlış yapanın ayakları birbirine dolanır. Eninde sonunda dolanır. Biz buradan sesimizi duyuracağız. Şimdi burada federasyon başkanımız da bizi görüyor ve yetkililer, görevliler, federasyonun bütün görevlileri orada bizi dinliyorlar. Bazıları da var ki şimdi dinlemiyor. Yalçın hocam yanılıyorsun. Şuraya. Orada ismi yazacak ki Ahmet bilmem ne bilmem. Yayın bitiyor. 1000 kişi izlediyse sonra 3000 oluyor. Niye? İsmimizi görmesin. Gizli izliyor. Sonuçta gidecek. Bazen gitsin. Meraktan da olsa bu... Bizim kimseden çekineceğimiz yok ki ya. Meraktan da olsa bu konuşmalar dinlenecek. Dinleniyor. Gereken yerlere gidiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Daha imkan verilirse biz bu şekilde kalacağız, değişmeden düzgün ve dürüst bir şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Türkiye'nin güreşte en büyük adamına kim bir şey diyor? Yalçın Kaynak bir şey diyor. Cemil Tekin diyor. A yanlış yapıyor. İşte birinciye ödül veriyor, ikinciye vermiyor. Ali Gürbüz birinci olmuş vermiyor, üçüncüye veriyor. Kim ona yanlış yapıyorsun diyor. Burada Cemil Tekin şimdi, diyor, Yalçın Kaynak diyor. Şöyle bir durum var. Yanlış nereden gelirse gelsin. Hayır neye getirdin? Yanlış. Bunları evet. Biz dediğim için biz kötüyüz. O zaman camiye de sahip çıkacak arkadaş. Maalesef şöyle bir durum var. Bu başarıldı. Nasıl başarıldı? İçimize sızarak başarıldı. Bizi içeriden vurdular. Evet. İçeriden hançerlediler. Ben defalarca kez sana uyarıda bulundum. Bak bu sıkıntılı bir durum.
falan bulundu. Anladım. Böyle olacağını tahmin edebiliyordum. Başarıldı. Tek kalmaya hedefleri vardı. Bizim sayfayı kapattırdılar. Kendileri büyüdü. Bıraktık mı? Bırakmadık. Devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Gücümüzün, kuvvetimizin yettiğince devam edeceğiz. İşte burada görev kime düşüyor? Sesimizi duyuracağız. Federasyon başkanımıza. Sesimizi duyuracağız güreş camiasına. Sesimizi duyuracağız pehlivanlarımıza. Bak, bu kadar izleyenimiz var. Ben bu kadar izleyenimiz bizim yayınımızı paylaşıp destek vermesi lazım. Sayfamızı beğenmesi lazım. Pehlivanlarımıza da sesleniyorum. Bak. Birçok yerde bu yayın yapan arkadaşlarımızı baş pehlivanlarımız ayarlıyor işini. Evet. Baş pehlivanlarımız davet ettiriyor. Yani bize siz düzgünsünüz, siz güzelsiniz diyen adamlar, işte bu hafta güreş var. Haber geldi mi sana hiçbir yerden? Bu hafta nerede güreş var abi? Nerede var? Muğla Fethiye'de mi? Evet. Kim düzenliyor? Baş pehlivanlarımızdan bir tanesi. Tam konuşacaktım ama susturdu makina. Makina susturdu. Şimdi işte demek istediğim o. Yani buradan şimdi baş pehlivanlarımız da eğer gerçekten bizim samimi olduğumuza inanıyorlarsa düzenledikleri güreşlerde, organizasyonunu yaptıkları güreşlerde bizleri davet etsinler. Biz kimseden ekstra bize farklı muamele edilsin diye bir beklentimiz yok. Ama kardeşim bizim gücümüz de belli. Ben kendi imkanlarımla, kendi gücümle gidebileceğim 3-5 tane güreş vardır. Burada artık çıta büyümeye başladı. Evet. Ve çıta nasıl büyüyor? İşte Cemil Tekin anlatıyor. Ben hep cebimden alıyorum. Bak tansiyonum çıkmış. 17-11 olmuş. Sakin. Bak, buraya oturduğumda 15-10'du. Sakin olacaksın. Düzelecek Allah'ın izniyle. Sen şimdi kendi kendini korma. Boş ver. Bir şekilde hallolacak bu. Düzelecek. Şimdi az önce onu dedim. Bak bu kadar hizmet ediyorsun. Telefonun çalıp merhabalar. Ben Muğla Fethiye Belediye Basın Müdürü veya belediye görevlisi. Yalçın Hocam güreşimiz var. Otelinizden ayrıldı. Gelin dediler mi? Demediler. Demediler. Fotoğraf sanatçısısın. Futbol takımının maçını çekiyorsun hocam. Fotoğrafını çekiyorsun. Yok. Güreşçilerini çekiyorsun. Aradın mı belediye güreşimiz var. Yok. Organizasyon destekli. Yok. Beni aradın mı? Yok. Niye? Belediye arayıp yalakalık mı yapacağız? Yalakalık yapmalı bir öyle bir... Hayır, burada hizmet edenlere niye davet gelmiyor? Ya da bizim önümüzü mü kesiyorlar? Önümüzü kesenlerin olduğuna ben zaten eminim. Bunu her zaman söylüyorum. Şöyle bir söyleme ben çok iyi biliyorum. Bunun Yalçın Kaynak, Cemil Tekin, Mustafa Kaşıkçı da alo biz güreşe gelelim şu yolluğu yazın demiyoruz ki başkası gibi. Hani neye getirdin? Ölsem demem. Kardeşim biz çorbacı değiliz. Kendi çorbamızı kendimiz evet, içeriz. Kimse o kadar. Cebindeki 1 lirayla çorba içecek adam değiliz biz. Bizim burada demek istediğimiz şu. Eşit şekilde bir yere basın davet ediliyorsa, sosyal medya davet ediliyorsa, fotoğraf sanatçıları, gazeteciler davet ediliyorsa eşit bir şekilde şunun adamı bunun adamı olarak değil. Eşit bir şekilde davet edilsin ve orada değerlendirmeyi kendiniz yapın. Şimdi biz orada bize hiç yer verilmese de çimenlerin, yağlı çimenlerin üstünde bile program yapıyoruz. Yağlı evet. Çimenlerin üstünde. Kime dedik? Akşama kadar. İlk defa Balıkesir'de ne istedik abi? Bir masa getirin bize dedik. Laptopumuzu koyalım. Evet. Masa getirin laptop. Ve bize kapılarını kim açtı orada abi? Gökhan Günaydın, Bülent Yağcı, Mehmet Çelik, Türen Kayanfil'in ortasına geçip yayın yaptık iki televizyon. Yani arasında. Orada bile bir çekişme vardı. Kaç kişi izledi Endekli Metin'in maçını? Binlerce insan izledi. 35 bin. Evet. Yani demek ki bize fırsat verirse insanlar bizi izliyor. Bizi 200 bin, 300 binlik sayfada 35 bin kişi izlemiyor. 6 binlik sayfada 35 bin kişi izledi. İşte demek istediğim o. Yani şimdi burada eğer imkan ve fırsat verilmiş olsa şimdi bizi Balıkesir Belediyesi, biz Balıkesir Belediye Başkanı'na ne tanırım ne bilirim. Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanı beni aradı. Yalçın Hocama söyle, Cemil Hocama söyle oteliniz ayrıldı dedi. Şimdi bu insanlar eğer bizi biliyorsa biliyor demek. Diğerleri de biliyor. Tabii canım. Diğerleri de biliyor. Ama abi Cemil Tekin, Yalçın Kaynak, Mustafa Kaşıkçı'yı ben bilmiyorum diyen adam güreş camiasında yoktur zaten. Bak mütevazı olmayacağım. Fakat onların burada ne işi var diyenler de var. Onları çağırmanıza gerek yok diyenler de var. Onların kitlesi ufaktır, dardır diyenler de var.
Evet. Biz şuradaki hocam hakkını helal et. Helal olsun. Yani bir de benim burada şimdi buyur hocam. Mesela benimle alakalı değil de senin anlattığın konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Buyur hocam. Şimdi atıyorum canlı yayın yapan televizyonlar orada belli. Güreş yani her meydanında canlı yayın yapanlar belli. Evet. Öyle oluyor ki mesela kameraman bulamıyor yayın kuruluşu. Kameranın başına geçirecek. Hasbelkader tutuyor işte oradan bir iki tane kameraman getiriyor. Kameraman pehlivanı tanımıyor. Hiç ne küçüğünü tanıyor. Benim kızım tanıyor değil mi? Yani ne büyüğünü tanıyor. Ama neticede o yayını o alıyor. Peki o yayından kaliteli bir yayın çıkmıyor ki. Bilmiyorum. Arkadaş orada olan yayın kuruluşunu yapan hangi firmaysa o yayını yaptığı zaman seyircinin bilmediğini yayın kuruluşu seyirciye izah edebilmeli yaptığı yayında. Evet. Tamam mı? Yani atıyorum yönetmen diyor ki falan güreşi çek diyor. Adam tanımıyor ki güreşçiyi çeksin. Yani hatta garibim Recep Tosun kulakları çınlasın kamera geziyor. Anlatım masasındaki sandalyeden kalkıyor. Ona gidiyor şunu çek. Hangisi abi diyor atıyorum. İşte Ali Gürbüz'e başkasını çekiyor. Bilmiyor. Şu diyor, şu diyor, şimdi, şunun arkası diyor. Böyle uğraşıyorlar. Niye? Adam bilmiyor ki. Her tarafı ne yapacaksın? O açığı giderip koşacaksın mecbur. Bu önümüzdeki sezon Allah nasip ederse güreş camiasında nasıl bir gelişme olacak onu hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Yani. Geçen sezon yaptığımız programlarda da gittiğimiz güreş yerlerinde de paylaşımlarımızda da federasyon başkanının pehlivanların ağzından da basındaki birçok insanlardan da şunu duyduk. Federasyon başkanı gerçekten bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Evet. Yapıcı olan eleştirilere açık diye biliyoruz. Şimdi bu sezon bir sınavdır belki. Ama önümüzdeki sezonun aktif bir şekilde her şeyi sağlık görülmesi gereken bir sezon. Kış boyunca çıraklık devri bitmiş oluyor. Kış boyunca uzun bir süre var. Bu sürede federasyon başkanımız ben öyle umut ediyorum. Dediğim gibi güreş camiasında görev alan herkesi muhtemelen çalıştaylara, kurultaylara çağıracak. Çağırmaları lazım. Bence. Çağıracak. Fikirlerini, düşüncelerini alacak ve bu kargaşaya bir son verilecek. Tekelciliğe son verilecek. Evet. Verilmesi gerekiyor. Verilmediği sürece de biz susmayacağız. Yani 5000'lik sayfa yarın 6000 olur, 7000 olur. Belki bir sene, iki sene sonra. Karşına sayfa var hizmet eden. İşte diyorum ya var. Bir sürü sayfa var. Yani biz sadece kendi adımıza konuşmuyoruz ki. Elbet. Evet şimdi hocama dönelim abi. Hocamı konuşturmadık biz kendi telaşımızdan. Hocam hakkını helal et. Şimdi yani ben kendim prensip olarak yaptığım işin en iyisini yapmaya evet, gayret ediyorum. Bizler şahidiz. Gayret ediyorum her zaman. Bir kere şuradan ben yine bir örnek vereyim. Bizim atalarımız belli. Geldiğimiz yer belli. Fatih Sultan Mehmet'in zamanında ne yapıyormuş esnaf? Müşteri geliyormuş. Ben diyormuş siftah yaptım öbür arkadaşıma git o da siftah yapsın. O zaman böyle bir anlayış varmış. Evet. Şimdi burada tabii bunu söyledim ama ben bizimle alakalı şunu söylemek istiyorum. Bir Cemil Tekin, işte bir Yalçın Kaynak. Bence içi dolu insanlar. Evet. Bence içi dolu insanlar yani güreş konusunda içi dolu insanlar. Yaptığı işleri de görüyorum. Bu insanlara şans verilmeli ki yani güreşi vitrine koysunlar. Evet. Güreşi sen vitrine koymadıktan sonra kıymeti yok ki. Hiçbir kıymeti yok. Yani bu sene işte lig kuruldu. Aslında Geleneksel Güreşler Federasyonu federasyonun ismi yani güreş ayrı bir de geleneksel var. Evet. Burada mümkün olduğu kadar güreş terimlerinin de geleneklerimize uygun terimler olması lazım. Evet. Burada sadece 7 tane lig güreşi yapıldı.
bence seyrettiğim kadarıyla, ben otorite değilim, seyirciyim, gözüm görüyor. Gördüğüm kadarıyla bu 7 tane lig güreşinde pehlivanlar hakikaten kıran kırana savaştılar yani, güreştiler. Önümüzdeki sene Edirne'de güreşebilmek için. Tabii. Puan yani için. İşin bu tarafı olumlu geçti ama dediğim gibi yani öbür tarafta lig dışında kalan güreşler. Bunu genele yaymak gerekiyor. Tabii yani genele bu puanlamayı atıyorum sezon başlamadan önce güreş yapacak yerler belli olmalı, güreşin sayısı belli olmalı. O fikstür çekildikten sonra bir daha kimse güreş düzenleyememeli. Sonra her yani puansız güreş olmamalı bana göre. Hocam öyle bir durum var ki Türkiye'de yağlı güreş sporu hariç bütün sporlara devlet desteği var. Hele futbola Türkiye'nin dört bir yanında devasa statlar yapıldı. Yani Cumhurbaşkanımız tarihini, atasını, tarihi çok seven bir lider. Her ne hikmetse onun önüne getirilmiyor mu? Ona sunulmuyor mu? Spor Bakanı veyahut da işte sen Cumhurbaşkanı'na bile yazı yazdın abi. Yazdım. İki sene CİMER'e yazı hatta yazdım. Hatta en son bir daha bir konuyla ilgili yazacaktın. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Yazdım. Cumhurbaşkanımıza da yazdım. Hatta geleneksel sporlara ayrılmadan önce yazmıştım. Bu mevzuyla ilgili yazmıştım. Yani bu geleneksel sporlara veya federasyonun ayrılması kendi kendine olmadı ya. Yani kesinlikle. Orada herkesin emeği var. Yani o yazım orada duruyor. CİMER'in sayfasında da duruyor. Bende de duruyor. Federasyon ayrılmadan önce yazmıştık. Kendine, özüne sahip çıkılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza el meydanlarına sahip çık reis diye seslenmiştim. Şimdi birçok bölgede bırakın saha yapmayı, yapılan sahalar yıkılıyor. Güreşler iptal edilmeye başladı. Belediyelerin çeşitli şeylerle iptal edilmeye başlandı. İşte ekonomi şöyle oldu, bütçemiz böyle oldu falan. Burada devlet desteği olmuş olsa en azından atıyorum mesela Hendek'te güreşler var. Akyazı Akbalık'ta, Söğütlü'de güreşler var. Devletin zirvesi Büyükşehir'e dese ki bunlara destek vereceksin kardeşim. Aynen. Bu ilçelere destek vereceksin. Abi çok önemli anlatıyorsun. Can kulağıyla dinliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Ya söyleyip söylememekte de karar veremedim. Hatta dedim ki söyle abi söyleme bana zarar gelir dedi. Ama şöyle söyleyeceğim. İsim ver bana söyle. İsim vermeyeceğim. O gene verme dedi. Evet. İsim de verme, telaffuz etme dedi ama kusura bakma seni dinleyemeyeceğim. Bir ilçemizde, Sakarya'nın bir ilçesinde Ekrem Başkanımız bu kadar güreşe emek verirken, ona da çok seslendik. Sakar Park gibi Sakar Park göremezsek söz verdi, göremesek de güreşi seven bir büyükşehir belediyemiz var. Doğru mu? Doğru. Evet. Ve dedin ya hani büyükşehir talimat verecek reis. Kesin. Aynı oradan aklıma getirdin abi. Belki de program girişinde aklıma gelse söylerdim biliyorsun ben. Dobra'yım. Evet. Beni aradı geçmiş olsun. Cemil abi dedi. Geçmiş olsun dedi. Hatta şirket hattından beni aradı. Dedim sen niye? Bende telefonum vardı. Buradan niye aradın vesaire. Abi numaralar değişti falan. Sadece güreşten numarayı buldum da sadece güreşi arıyorum dedi. Evet. Bizim ilimizden bir hoca. Güreş nasıl gidiyor dedim. Gitmiyor dedi. Niye? Ya abi dedi ya. Bize dedi o kadar uğraştık. Minder gelmedi salonumuza. Minder'i sen getirttirdin Musa Aydın döneminde dedi. Evet. Musa başkanı aradım. Bak başkanım seçim geliyor dedim. Zaten seçim olmasa da yaparsın ama bir kamyon minderi getirdi Mustafa Hoca. Evet. O zaman. O çocuk hiç unutmuyor onu. Ve dedi ki şimdi dedi bütün pehlivanları ben kimisini büyükşehire, kimisini erenlere falan yolladım dedi. İşte, neden? Bizim dedi başımızda bir ilçe spor müdürü var. Başka ilden gelip müdürlük yapıyor ve vekaleten ve buralı değil güreşe karşı. Pehlivanlarım hazır. Düzce'de minder güreşi vardı geçen. Akyazı'da minder güreşi vardı. O minder güreşine elemanlarımı alıp gideyim dedim. Ya boş ver ya. Ne işin var dedi diyor. Yemin ediyorum seni deşifre ederim. Bak Cemil Tekin söylüyor. Seni buradan deşifre ederim. Sana yazı da yazarım. Onun için kendine gel. Güreşle güreşçiyle oynama.
Adam gibi işini yap. Yeter sana. Şimdi diyorum ya, şimdi burada devletin gücünün yağlı güreş sporunun üstüne eli olması gerekiyor. Devletin zirvesi el atması gerekiyor ki el atmadığı yer yok. Orhun altlarına kadar el attı. Evet. Ama burada 1000 yıllık tarihimiz olan yağlı güreşimize devlet desteği yok. Uzak Doğu sporlarına dahi var. Devlet desteği bizim yağlı güreşimize yok. Eğer devlet desteği olmuş olsa, reis bu konuda talimat vermiş olsa emin ol birçok belediye güreş yapmayan belediye bile güreş yapacak. Aynen öyle. Burada yaralanık olsun diye. Burada gücü paylaşıp Spor Bakanlığı destek verebilir. Federasyona destek verir. Büyükşehir belediyelerine talimat gelir. Büyükşehir belediyesi kendi güreş düzenlemiyorsa bile güreş düzenleyen ilçe belediyelere destek vermek zorunda olmalı. Evet. Çünkü yani sahaları görüyoruz. Pelivanların soyunma yerleri doğru düzgün yok. Yıkanma yerleri doğru düzgün yok. İyi olan yerler var. Onlar ayrılıyor. Hayır. Onlar da bu bir elin on parmağını geçmiyor. Yücel Yılmaz Başkan'a buradan ne kadar teşekkür etsek az. Manisa'daki güreşteki Büyükşehir Belediyesi'ne, keza ilçe belediyesine evet, teşekkür etsek az. Beraber gördük biliyorsunuz. Şey diyorum, bir eylem parmaklarını geçmeyecek kadar var. Yazık günah. Diyorum ya bak, biz spor düşmanı falan değiliz. Futbolda bizim olsun, evet, basketbolda, voleybolda, kalede hepsi. Ama her tarafa kapalı spor salonları yapılabiliyor. Müthiş bir açılışlarla beraber yapılıyor. Her tarafa futbol sahaları. Büyük büyük futbol takımlarına, milyon dolarları olan futbol takımlarına devlet desteğinden statlar yapılabiliyor. Neden yağlı güreş statları yapılmıyor? Şöyle tabir de etmek istemiyorum. Arena tipi veyahut da amfi tipinde şöyle aşağıdan yukarıya evet, bütün sahayı seyirci görebilecek. Arena yok biliyorsun abi. Tamam. Yani şekil olarak söyledim. Evet anladım. Çünkü bizim El Meydanı'nda hiç öyle bir sahamız olmadı. Şekil veremiyorum, söyleyemiyorum. İzmit'teki saha çok güzeldi. Neydi abi o? İzmit'te söyleyeceğim onu. Evet. Derince Belediyesi. Ben gidemedik, iptal oldu. Şey diyorum ya, yani İshakçılar, İshakçılar'da bir saha var. Muhteşem. Tam daire şeklinde tam ve şu anda üstünü de kapattılar. Türkiye'de her tek türlü, evet, her türlü havada orada müsabaka olur. Bu sene olmayacak galiba değil mi bu hocam? Bu sene iptal edildi yağış sebebi. Ve sahanın, tribünün neresine oturursanız oturun her noktayı görüyorsunuz. Yani böyle bir şey bizim evet, 1000 yıllık tarihimiz olan yağlı güreşe yakışmaz mı? Yakışmaz. Neden bir yerde, iki yerde var? Evet. Neden Türkiye'nin dört bir yanında olmasın? Şu andaki federasyon başkanımız güreşi yurt dışına kadar götürmeye uğraşıyor. Evet. Doğu taraflarına doğru taşımaya uğraşıyor. Fakat altyapıyla beraber taşınması gerekiyor. Böyle yarım yamalar bir şekilde taşımanın bir anlamı yok. Yani sahalara bakıyoruz. Edirne'de dahil olmak üzere pehlivanların yıkanma, soyunma yerleri rezil bir an. Hala yenilenecek diyor sen. Bak, hala yenilenecek. Yani tarihi Edirne Kırkpınar. Oraya müthiş bir şekilde bir tesis yapılamaz mı? Neden yapılmıyor? Bunu devlet yapması gerekiyor. Çok... Belediye değil, belediyenin eline bırakmadan devletin yapması gerekiyor. Abi, Spor Bakanlığı mesela inceleme yapıyorlar ya, hani işte UNESCO'ya girdiğimiz için somut olmayan kültür mirasımız. O işte yurt dışından biri gelecek, ya bu lavaboyu çekerse, fotoğraf sanatçısı işte çeşitli ülkeler. O konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tedirgin olmuyor mu? Fayansı yok, kapısı kırık bilmem ne. Tam o konu üzerine bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendim yaşadım. Mustafa Bulgan'la kulakları çınlasın. Almanya'da. O da aramış bugün beni. Selamlar olsun. Küçük pehlivanlarımız öyle bir yerde yıkanıyordu ki yabancı bir basın fotoğraf çekiyordu. Fotoğraf makinesini elinden aldı. Bak çok önemli. Değerli güreşler. Edirne'de. De. Çünkü Edirne'de. Niye o sahneyi çekip bizi kötü yayınlamasın? Fotoğraf makinesini elinden aldım. Adam haklı. Adam gördüğünü çekiyor. Evet. Çektirmedim. Elinden aldım. Tartıştık hatta orada. Çektirmedim o fotoğrafı orada. Ama baktığın zaman yakışır bir durum mu? Değil. Değil. Edirne güreşin zirvesi deniyor. Zirvesi deniyor. Ama biz aşağı yukarı 20 yılın üstünde oldu. Oraya gidiyoruz, geliyoruz. Güreş yaptığım zamanlarla da beraber bakarsan 30 yıldır hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Yani o saha bana göre devlet oraya el atıp, hatta şöyle bir şey de olabilir. 7-8 yerde büyük güreşler oluyor. Bu büyük güreşlerin olduğu sahaları acil bir şekilde
pehlivanına da yakışır, talimine de yakışır. Her meydanları yapılması olarak lazım. Yıkanma, giyinme, evet, soyunma, dinlenme odaları, pehlivanların dinlenme, güreşi biten pehlivanlar biletçilerle kavga ediyor. Ya hocam, bizim konular bitmez. Yönetmenim uyarıyor. Hep burada bir saat 10 dakika programla. Biz 1,5 saat oldu. Üzüldü. Mustafa hocamı konuşmadık. Yola gidecek. Biz sabaha kadar konuşsak. Konu ortak olduğu için. Konu ortak. Şöyle yapalım. Mustafa hocam bizi hasta ziyaretine geldi. Kabul edip bir evet, kere daha ağırlayacağız inşallah. Tamam. Öyle yapalım. Mesajlarda okuyacağız. Evet, okuyacağım. Hocam var mı son senin de söylemek istedi. Sana şunu soracaktım ben, yarım kaldı. Kısaca anlatırsan. Lig güreşi yapıldı. Lig güreşiyle birlikte sizin saha olaylarınız da sıkıntıya girdi. Evet. Bunun lig güreşi mi sizce sizin olaylarınızı kısıtladı doğal olarak? Öyle değil mi? Şimdi kısıtlama olduktan sonra lig güreşiymiş ya da mahalle güreşmiş hiç fark etmiyor. Emri veren yer yok. Hayır ama şöyle, mahalle güreşlerde biraz daha diyelim Derinci'deki güreşte saha içine girebiliyorsun. Ama lig güreşlerinde daha sıkı değil mi? Hayır, şöyle mesela 2023 yılının ben gittiğim ilk güreşi vardı. Şimdi o güreşin nerede olduğunu söylemeyeyim. 2023 yılı içinde bize en böyle zorluk çıkaran yer oldu orası. Zorluk çıkaran yer oldu. Yani sen bana kartı veriyorsun içeriye girmek için. Ondan sonra oraya gitme, buraya gitme. Ya sen bana güvenip kartı verdin mi? Ben bunu biliyorum. Abi. Niye veriyorsun o zaman? Bu işi, bak bu işi çok iyi yapan yerler var. Ama yapamayan, beceremeyen yerler de var. Gönlüm istiyor ki bu işi yani federasyonumuz, tabii en yetkili makam sayın başkanımız, bu işlere çözüm bulacak merci onlar. Tansiyonun düşmüş abi 16-9, demek ki stres arttı. Bu işlere çözüm bulacak yer onlar. Biz şimdi buradan ancak söyleyebiliriz ama çözümü bulacak yer federasyon. Kendileri. Federasyon tabii. Federasyon, yani spor bakanlığı ve şimdi devletin zirvesi. Devlet buraya el atacak. Evet. Atmalı. Evet hocam, bağlayacak olursak. Bağlayacak olursak ben şunu söyleyeyim. Ben fotoğrafa aşığım. Yani 1975'ten beri dedim fotoğrafa aşığım. Ben affedersiniz bir lavaboya fotoğraf makinesiyle gitmiyorum. Benim fotoğraf makinam affedersiniz. Şu anda burada. Yani burada. Evet. Efendim, hazine burada hocam. Hazine burada. Yattığım yatağın başında durur benim fotoğraf çantam. Bütün malzemelerim içindedir. Sokağa çıkarım efendim. Çarşıya alıyorum. Yani güreşe gidince çantayı alıyorum. Tabii. Ben hep yanımda. Ben şimdi atıyorum Gölcük'te oturuyorum. Mustafa hocamın müthiş fotoğrafları var. Sapancayı, mapancayı her tarafı çekiyor hocam. Abi biz bir tek hani güreş çekmiyoruz ki. Yani biz bir tek şunu söylüyorum, bakın. İnsanoğlu yaşıyor mu? Yaşıyor. Gözü ne görüyor? İnsan gözünün gördüğü her şeyi ben fotoğraflarım. Yaşam karanlıkta da var, yaşam güneşte de var. Elbette. Yaşam bir bütündür. Ben güreşi de çekerim, çiçeği de çekerim, kuşu da çekerim. Güreşi çekmekten vazgeçmem hocam. Hocam güreşi çekmeden önceyle çektikten sonra fark var mı? Bakın ben bir kere şunu söylüyorum. Hocamın hani, da tansiyon yükseliyor. Hayır ben bunu burada söyleyeceğim. Buyur hocam. Şimdi, hocam sakın söyleme. Hayır. Söyleme hocam. Hayır. Şöyle. Atatürk'ün de bir lafı var. Buyur hocam. Gençlerle ilgili. Gençler, geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdürecek olan sizlersiniz. Çok diye doğru. Atatürk'ün muhteşem bir lafı var. Rahmetli anmış olalım. Ben şimdi burada şunu da söyleyeceğim. Bizim gençlerimiz güreşin alt boylarıdır. Bu gençleri eğer biz hem insani çok açıdan doğru, hem teknik açıdan iyi yetiştirebilirsek, biz onlara doğruluğu aşılayabilirsek, biz onlara dürüstlüğü aşılayabilirsek bizim geleceğimiz o zaman parlak. Yoksa affedersin yapılmayacak işleri daha bu kadar pehlivan öğrenir de daha bu kadar kendinden yapmaya başlarsa bizim geleceğimiz karanlık. Onun için bakın, benim de torunum var. Doruğuma buradan çok evet, selam ediyorum. Er meydanında da birçok torunum tabii var. Tabii Doruğu da ben ilk güreşlere getirdim. Orada fotoğraf çekti.
şimdi gelemedi. Şunu söyleyeceğim. Oradaki bütün alt boy güreşçiler benim için bir doruk. Bakın evet, yemin muhteşem, ediyorum. Muhteşem. Benim için o alt boylar var ya, onlara ben senin fotoğrafını çekemedim diyeceğime böyle ne bileyim yani ezilmek, büzülmek çok zor ya onlara fotoğrafın yok demek. İşte. Mesela Hendek'e geldik. Hendek güreşleri var. Geldik yağmur. Evet. Şey, o yağmurda da çok güzel yaptık. Mesela burada Altınova'nın güreşçileriydi. Buradan 4 tane minik pehlivan. Beni ta uzaktan dede diye geldiler. Boynuma sarıldı hepsi. Yani bu var ya. Biz de şahidiz birçok güreşçilerde. Tabii yani bunu sadece burada değil bütün güreşlerde böyle buradan bütün torunlarına selam yolluyorum. Bütün torunlarıma kucak dolusu selamlar yolluyorum. Onlar bizim geleceğimiz onlar. Ne olur yani büyük güreşçilerden önce o çocukları memnun etmemiz lazım. Harçlığını mı vereceksin, yolluğunu mu vereceksin? Şimdi burada siz anlatıyorsunuz hep fotoğrafçı olarak ben hani üstüme düşmüyor belki ama. Estağfurullah. Estağfurullah hocam, ben de yaşım 65, ben de bir şeyler görüyorum yani. Şimdi arkadaşlar bu çocuklar bugün öyle oldu ki mesela Mustafa Yanmaz diye bir çocuk var. Altınova. Altınova'da. Şeyin Keza Kaan Petek var. Evet. Mesela orada onun gibi işte şey var. Mustafa Kalyon var. Evet. Tamam mı? Çok yetenekli çocuklar. Buradan Burak Hocam, Kaan Hocam. Selam olsun. Selam Allah razı olsun. Sonra Çatalca'dan Çatalca'nın hocası, bak kafa gidiyor. Çatalca'nın hocası. Şey, Gökhan Akçen. Gökhan Akçen hocam. Ya bunlar ne bileyim ya. Bunlar pehlivan üretiyorlar ya. Metin'le final yapıyorlar. Ya bütün nasıl? Bunların adamları yemin ediyorum madalya avcısı. O kadar gurur duyuyorum ki bu çocuklarla. Muhteşem. Yani bu çocukların ne olur ya bir dünya şampiyonasına bütün mindercileri götürebiliyorsun. Her yarışmaya götürüyorsun. Ya bu çocukları da götürün arkadaş ya Türkiye evet. bunu sağlamaktan imkanı yok değil ki. Götürün arkadaş bugüne kadar gidiyordu kime ne oldu? Gitsin bak Mustafa Yanmaz gibi bir adamı. Çocuk ağlıyor güreşe gidemiyorum diyor bölgemde iki güreş oldu diyor. Gidemiyor bu abi ya bugün bu bahsettiğim adamları Türkiye'de herkes seyrediyor arkadaş ya. Evet. Serdar Yıldırım da böyle geldi. Bu arada Serdar Yıldırım da Ümre'ye gitmiş. Ailesiyle Allah kabul etsin. Hayırlı mübarek etsin. 2015'ti. Bak 2015'ti. Dün akşam elime geçti. Yanılmıyorsam o zaman deste boy muydular? Küçük orta küçük müydüler? Peşrev'de Serdar Yıldırım'la Seçkin Duman ikisi de başlıyor. İkisi de orada mesela beraber güreşiyorlar. Tabii o arada da bizim Semih Cüroğlu da var. Gene evet. Sakarya'nın pehlivanı. Burada Seçkin'den Serdar Yıldırım bak 2015-2008 senede maşallah baş pehlivan oldular. Fırtına gibi adamlar. İşte senin o alt boylarda çektiğin evinde arşivin var ya hocam. Abi bunların hepsi yarın bir gün baş pehlivan işte. Evet. Sonra mesela Enes Doğan. Evet. Antalya'dan Enes Doğan. Muhteşem ailesi var. Tanıştık babasıyla yani, biliyorsun Yalçın evet, abi. Evet evet. Yani bakın harika çocuklar var ya. Harika abi ya. Ya bu çocukları Allah aşkına diyorum. Bak yetkililere ne olur istirham ediyorum. Bu çocuklara daha çok böyle maç imkanı sunalım ya. Aynen. Daha çok böyle bu çocuklar antrenman yapsın. Antrenman yapmadan... Yani bazıları para için çıraklarını gezdiriyor diye istisnalı ya, çocuk bütün çocukları yakmıyor. Bu antrenörlere... Konu dönüp dolanıp... Bu iftirayı atmayalım arkadaşlar ya. Bu ekonomik... şeye bağlanıyor. Evet. Burada da devletin işte okula gidemiyor, pazartesi yorgun oluyor falan filan burada derdi. Devletin diğer spor dallarına, profesyonel spor dallarına el attığı gibi futbolda dahil olmak üzere mindere de geziyor, okula gidemiyor çocuk icabında. İşte diyorum ya yani bir düzenleme gelsin. Ataspor'umuza, yağlı güreşimize de devlet destek çıkıp kendisi Spor Bakanlığı olarak destek çıkıp büyük şehirlere de özellikle belediyeler bu güreşleri yaptığı için büyük şehirlere de talimat verip büyük şehir kendi düzenlemiyorsa güreşi bile ilçelerindeki güreşlere destek vermeli. Biz buradan her programda gene buradan seslenelim. Edirne'de söz verdi bize değerli belediye başkanımız Ekrem Güzel Sakarya Park güreşlerini yapacağız diye.
Abi biz randevu alıp beraber gidelim. Gidelim. Böyle olacak bu. Gidelim. Nasıl Büyükşehir Kulübü kururken gittik gene evet, gidelim. Işte. Ben buradan küçük bir not daha söylemek istiyorum. Buyur hocam. Buyur. Şimdi buradan bizi izleyen insanlarımıza, güreş sevdalılarına şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi burada az önce bazı pehlivanların ismini verdim. Sakın zannetmesinler ki bu pehlivanların ismini verdi, bizim ismimizi vermedi. Futbolda nasıl hani atıyorum Beşiktaş'ın bu muhabiri var. Geldi, söyledi. Antalya'nın işte bir muhabiri var, Fenerbahçe'nin muhabiri var. Ben de görebildiğim, izleyebildiğim pehlivanları ancak vitrine koyabiliyorum. İzleyemediğimi zaten vitrine koyamıyorum. Doğru. Bunların hepsi bizim. Ben hiçbir tanesini birbirinden ayırmıyorum. Kesinlikle. Evet. Son bir mesajlar var. Onları okuyayım ve bitirelim hocam. Evet. Suat Aydın hocam Vendek'ten çok önemli bir hocamız. Yetenek avcısı. İyi yayınlar. Hepinize selamlar. Geçmiş olsun Cemil kardeşim. Teşekkürler. Yaşar Duman. Teşekkür ediyoruz ona da. Yaşar abi de ufak evladı iyi bir pehlivan Ferhat Duman. Evet, Mustafa Çelik'in çırağı. Ferhat Duman Mustafa, da çok iyi. Mustafa'nın oğlu ile her yerde final yapıyor. Fahrettin de iyi. Fahrettin'le beraber. Ben inanıyorum ki 40 Pınar'da final yapacak onlar abi. İnşallah. Mustafa Kaymak iyi akşamlar başarılar demiş. Teşekkürler. Ensar Eke selamünaleyküm kolay gelsin. Ensar Eke iyi yayınlar demiş. Bu çocuk da fırtına gibi. Hay maşallah. Ensar. Rüstem Çavdar hocam ellerinden öpüyorum. Cümleten selamünaleyküm güzel insanlar. Hayırlı yayınlar. Hayırlı geceler diliyorum demiş. Teşekkürler. Tevrat Bakkal oğlu pehlivan değil mi? Evet. Cemil abi iyi. Bakkal. Evet. Cemil abi iyi yayınlar diliyorum. Yalçın hocama ve kıymetli Mustafa dedeye saygılar sevgiler sunuyorum demiş. Hayır, Mehmet Altındağ selamünaleyküm Mustafa çok haklısınız. Ben de doğrulardan yanayım demiş. Altan Hoca'nın izliyor selamlar. Fevzayan Hocam bu program güreş camiasına faydalı olacaktır. Konuyu çok iyi ele alıyor ve anlatıyorsunuz. Teşekkürler demiş. Cemil Tekin Hocam geçmiş olsun Rabbim şifalar versin. Programdan önce bir dil altı kapsül alsaydın keşke şimdi alabilirsin demiş. Hocam kapsüle gerek yok. Dün kalp krizi geçirmemize ramak kalmıştı. Tedaviye başladık. Olay yarın belli olacak. Ne alsam da fayda etmiyor. Masipa Ercan önce hayırlı yayınlar diliyorum. Ercan, geçmiş olsun. Benim Cemil kardeşim önce sağlık iyi akşamlar selamlar demiş. Firdevs Kahveci teyzem selamlar demiş. Hafız ustayla izliyorlarmış selamlar. Ali Erdoğan geçmiş olsun Cemil Tekin abi iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Masipa Ercan güreşten pek anlamam fakat Yalçın'ın sayesinde ilgi duymaya başladım. Gerçekten eyvallah, bu konuda haklısınız. Adalet her yerde adalet demiş. Doğru. Çok doğru. İrfan Şahin ustam selamlar. İrfan Şahin ustama geçen hafta ustam. Biga'dan Hendek Spor'la Biga'nın maçı vardı. Evet. Biga'lı hocalarla böyle muhabbetimiz oldu. Röportaj yaptık futbol anlamında. İrfan hocamdan ustamdan bahsettim. İrfan ustama hepimizin selamını yolladım. İnşallah almıştır. Buradan da kucak dolusu selamlar yolluyoruz İrfan Şahin ustama. Mustafa Aksoy izliyor selamlar. Kaan Bayhan selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ahmet Bacanam'ın oğlu. Ne güzel. İnegöl'den selamlar demiş. Bayhan İrfan Şahin ustam demiş ki üç değerli Ataspor'u sevdalarına Biga'dan selamlar. Kolay gelsin. Allah'tan sağlık ve esenlikler diliyorum demiş. İrfan ustacığım ellerinden öpüyoruz. İrfan ustanın işte emaneti nerede Yalçın abi? Burada. Burada. Bak gözümüz gibi bakıyoruz hocam. Ustacığım ellerinden öpüyorum. Zekiye Dilber Bakırman. Evet. Teyzemin kızı. Öyle mi? Ablam. Zekiye Bakırman da izliyor. Sorun çözülür inşallah demiş. Ömer Soylu izliyor. Dünya şampiyonu oğlu var. Hendekli selamlar Ömer Soylu'ya. Selamlar. Mahmut Ertanal hayırlı evet. Yayınlar demiş. İnşallah. İyi yayınlar dilerim İzmir'den selamlar demiş. Özcan abi. Özcan geçmiş Bey olsun Cemil abicim demiş Mustafa. Mustafa Kaşıkçı amcamın ellerinden öperim demiş Mustafa Çelik. Aynı zamanda geçmiş olsun abicim demiş Mustafa Çelik. Teşekkür ediyorum. Yine burada bir gün atletizmden konuk alırsanız sevinirim demiş. Sevgili Eyüp Kılıç bu güreş programı ama spor programı da elbette ki alırız. Evet. Esat Dinçer hayırlı yayınlar Cemil kardeşim geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim Esat abi. Ali Kaynak Cemil Bey geçmiş olsun programımız hayırlı olsun demiş. Ve de bu son mesajımızdı. Benim amcaoğlu Ali Kaynak. Ona da selam yolluyoruz. Ali kardeşim yorumu da var. Halil Kahveci'nin yorumunu görmedim abi. Düşmemiş bana. Yalçın abi görebiliyor musun sen? Bu arada Mehmet Çelik abim arıyor abi. Alayım mı canlı yayına 2 dakika? Tabii ne demek. Evet. Mehmet abi şu anda televizyon programında canlı yayındayız. Haber Endek TV'de seni de spontane hemen kısaca canlı yayına alıyorum. Mehmet Çelik abim saygılar, hürmetler. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Ben bir geçmiş olsun demek için aramıştım ama... Teşekkür ederim Mehmet abi senden, Türay Karanfil'den bahsettik.
Evet, dün ciddi bir sıkıntı yaşadık. Yalçın abi hastaneye yetiştirdi. Ama söz vermiştik. Mustafa Kaşıkçı dedemiz, fotoğraf sanatçımız da konuğumuz. Dedim ki şu anda elimde boynumda cihazlarla yayına geldim. Türkiye'de bir ilk yaptık abi. Valla şimdi bunun adına biz literatürümüzde, Mehmet Çelik literatüründe adanmış ruh diyoruz. Ama tabii ki her şeyden evvel Yağmur var, diğer çocukların, ailen, sağlığın çok önemli. Bugün yine bir sağlık ziyaretinden gelmiştim. Evet. Valla yeni gördüm Yalçın kardeşimden de Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun abicim. Tarafı paylaşmış. Çok böyle tedirgin oldum. Bir arayayım dedim. Şimdi geldim eve. Allah razı olsun Mehmet abi. Kutluyorum. Tabii adanmış bir ruh var. İşini severek yapıyorsun. Amatörlere büyük katkın var. Valla dediğim gibi öyle üzüldüm, telaşlandım, bir arayayım dedim. Tekrar geçmiş olsun. İyi programlar diliyorum. Allah razı olsun. Biz de işte yağlı güreşteki eksikleri, efendim basına karşı yapılan birçok eşit olmayan durumları, şunları bunları, sıkıntıları hep dile getirdik Mehmet abi. Bu konuda senin de bize katkı verdiğin, bazı bölgelerde istem dışı sağ içine girme olaylarımızı senin bizi anlatmanla, tecrübenle ikna edip yanlıştan döndürdüklerini konuştuk. Beraber sağımızda evet. Siz, solumuzda Gökhan Günaydın, Balıkesir güreşini evet. Ne kadar uyumlu abi kardeş bize yer açtığını konuştuk. Biz teşekkür ediyoruz evet. Mehmet abi sana. Valla dünya ölümlü. Kimse kendini kandırmasın. Hitap ettiğimiz kitleler çok önemli ama acaba ne kadarını anlayabildikleri de çok önemli. Onun için kendini fazla yorma kardeşim. Her şeyin önüne aileni koy, sağlığını koy. Dinleyicilere de buradan selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Çünkü yalaka bir düzen var, liyakatsız bir düzen var. Ben ömrümü verdim bu işe. Türkiye'de bu işin lokomotifiyim. Kimse evet. Mutlu olsun diye kimse, herkesi memnun etmek için bu işi yapmadım. Gerçek insanlar için, Allah rızası için yaptık. Çok da şey verdiğimize inanıyoruz. Ama inan değmiyor. Bu yüzden sizin bir hizmetiniz var. Benim gibi kendini adam yerine koyan herkes, siz ve diğer arkadaşlarımızla alakalı hemen koşup elinden tutup kendisi gibi kendi imkanlarında sizlerin imkanı olmasına inandığını, o hakların size de hak ettiğini düşünerek hareket etmesi lazım. Bunun başka bir yolu yok. Yalakalar her geçen gün çoğalıyor. Ama onlar emin cenaze namazları bile yalaka olarak onların kılınacak. Çünkü evet geleceksin o Allah rızası için ama herkes içinden toplumdaki yerini bilerek gidecek. Bu yüzden ben iyi insanlar adına bu işi yapıyorum. Sen de öylesin. Eyvallah Mehmet abi. Bak burada bir kalp ünitesi, bir sıkıntısı yaşıyorsun. Ama yine programının başındasın. Bunun bir değeri, bir anlamı olmalı. Ama Allah'tan bu ülkede sağduyulu insanlar var. Düzgün insanlar var. Sayımız az. Ama onların etkili olduğu alanlar çok. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Selamlar. Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Mustafa Kaşıkçı hocamız ve Yalçın hocamız selamları var. Mustafa Bey'e ve Yalçın kardeşime, Yalçın zaten adamın kralı. Eyvallah abi. Ben her zaman yanındayım. Gemileri yakmaya gerek yok. Zaten biz yanacak gemiyi yakmak için yaratılmışız. Orada bir sıkıntı yok. Yalçın çok gemi yaktı. Ulan bir bakıyorum Körfez'de bir ışıltı var. Gökyüzünde ulan diyorum Yalçın yine bir gemi yaktı. Yalçın kardeşime selam. Eyvallah. Abicim ellerinden öpüyorum. Cansın. Saygılar Mehmet abi. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Bize güç sağ verdin. Sağ ol. Ne demek? Her zaman yanınızdayım. Sağ ol abicim. İyi akşamlar. Sağ ol. Tek Rumeli TV spor penceresi ve güreşe dair program yapımcısı ve spor müdürü Mehmet Çelik abim gerçekten beni yayında olduğumu bilmeden aradı. Spor evet. Penceresi. İşte bizim doğallığımız burada Yalçın abi. Ve arayanların da güzelliği şurada. Hani ben katılmayayım da demiyor değil mi? Direkt evet. Direkt canlı yayını alıyoruz. Allah razı olsun. Bende mikrofon varmış. Evet bu diğer mikrofon. Kafa gitti. Evet burada, son gelen mesajları burada, okumuştuk. Evet hocam. Ben bir şey söyleyeceğim. Buyur hocam. Bak, torun bana bir mesajla yazmış. Dede diyor. Niye herkes sana Mustafa dede diyor? Torunu soruyor. Şimdi Doruk'cum buradaki mesajına ben cevap vereyim. Oradaki pehlivanlar sen de gördün. Hepsi senin yaşındalar. Bana
dede demeleri daha uygun olduğu için onlar dede diyorlar. Artı ben onları en az senin kadar seviyorum. Herhalde dedem diyor yani. Tabii yani onlar da senin gibi geliyorlar dede diye boynuma sarılıyorlar. Onları da çok seviyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Evet. Hocam, değerli kardeşlerim, sizler daha iyisine layıksınız. İltifatınıza teşekkürler demiş, evet, İrfan Usta. Fahrettin Adil Çelik, Mustafa dedeme selam söylüyor. Sizleri seviyorum diyor. Selam. İyi ki varsınız diyor. İyi yayınlar diliyorum. Mustafa Çelik hocama saygılar. Mustafa Çelik hocamın bir antrenmanına gidelim. Beraber de gidelim Mustafa hocam. Ramazan Bozkurt, hayırlı yayınlar Cemil Usta, geçmiş olsun demiş. Halil Kahveci'nin bir mesajını ben göremedim. Yalçın abi, hadi gördüyse buyurun, onu okuyabilirsin. İsterseniz ben okuyayım. Oku Mehmet abi. Yönetmenimiz okuyor ekrandan. Cemil abi, öncelikle geçmiş olsun. Değerli Yalçın abime iyi akşamlar dilerim. Değerli ustamıza da programımıza renk kattığı için teşekkür eder. İyi yayınlar dilerim. Evet. Gazanfar Kahveci'nin kardeşi, aynı zamanda Pınarlı Mahalle Kahveci'nin de oğlu. Oğlu. Evet. Buradan Koca Usta'ya da selamlar yollamış olalım. Evet. Süremizi açtık. 1,5 saati de geçtik. Hatta 1 saat 45 dakika olmuş. Sevgili Yalçın hocam ve Mustafa hocam, ben herkese teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha diğer programlara göre aksiyonlu bir program oldu. Benim rahatsızlığımdan dolayı zaman zaman yükseldim, gel gitlerim var. Kız gene tansiyonum çıkıyor. Evet. Yalçın abi sen toparla. Değerli izleyenler, anlatacak çok şey var. Vakit yetmiyor. Mehmet Kavis arkadaşımız sürenin dolduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Uzatabildiği kadar uzattı. Konu da bitmiyor. Yağlı güneşte sorunlar ve sıkıntılar bitmiyor. Biz elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya uğraşıyoruz. Sizlerin, pehlivanların, pehlivan ailelerinin sesi, nefesi olmaya çalışıyoruz. Sizler bize destek olursanız, sayfamıza güç verirseniz, paylaşırsanız, destek olursanız, biz sesimizi daha kuvvetli, sizin sesinizi daha kuvvetli duyururuz. Yağlı güneşin içindeki sorun ve sıkıntıları, problemleri aşılmasında size aracı olmuş oluruz. Doğru. Evet. Bu sahalara bir düzen, bir intizam, adil bir şekilde yapılması gereken düzen gelecekse, sizlerin bize iletip bizlerin de yetkililere iletmemiz bu şekilde ancak olabiliyor. Çünkü çalıştaylara, kurultaylara binlerce insanı bir stada sığdırmaları mümkün değil. Oralara sesini duyurulabilecek, gidecek olan insanlar mutlaka işte sadece güneş sayfası olmaz da işte Ataspor Yağlı Güneş olur. Bir başka çalıştaya sadece güneş sayfası olur. Evet. Diğer sayfalar olur ama mutlaka güneş sayfaları oralara gidiyor. Bu problemleri, bu sıkıntıları yetkililere iletebilmemiz için bize destek olmanız lazım. Bizim sayfalarımızı beğenip paylaşmanız lazım. Programlara katılmanız lazım. Burada sorunları ve sıkıntıları dile getirin. Dile getirdiğiniz sorunları, sıkıntıları, emin olun, güreşin zirvesi federasyon başkanımızdan aşağıya kadar bütün yetkililer bugün olmasa yarın, yarın olmasa yarından sonra Cemil Tekin, Yalçın Kaynak ne konuşmuş? Kesinlikle gider. Mutlaka bakıyorlar, dikkate alıyorlar. Zaman zaman önemli konularda bize dönüp fikir, evet, alışverişinde de bulunuyorlar. Aynen. Evet Mustafa hocam, senin var mı son söyleyeceğin? Benim söyleyeceğim şu olsun. Ben hiçbir zaman, yani güreş dünyası olsun ya da bir başka şey olsun, hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum. Yitirmedim de. İnşallah umulana en yakın şeyler gerçekleşecektir. Ben umutluyum. İnşallah. Bizi, evet, bizi buradan izleme zahmetinde bulunan sevgili güreş sevdalılarına da gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere ve yönetmenime de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Beraberiz inşallah. İnşallah. Evet, son bir mesajımız. Yağlı güreş pehlivanları da yağlı güreşe katkı veriyor. O da Instagram'da özellikle. Onlar da izliyor. Selamlar yollamış. Teşekkür ediyoruz. Necip Bilgili, harbiden de hepiniz çok kıymetlisiniz. Keşke bu camiada kıymetinizi bilenler olsa, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Osman Ustam, çayı koy, geliyoruz. Selamlar, o da izliyor. Değerli güreş severler, evet, bugün
dediğimiz gibi birkaç haftadır tansiyon sıkıntımız vardı kalple alakalı. Yalçın hocam hastaneye götürdü. Dün akşam büyük bir ciddi bir sıkıntı yaşadık. Onunla alakalı bugün programa çıkmamız imkansızdı. Başhekimim, buradan tekrar teşekkür ediyorum Ünal Küçük Yılmaz'a, Hendek Devlet Hastanesi başhekimine. Dedi ki Cemil sen hareketli adamsın, gerginsin, bağıran çağıran birisin. Sen şimdi evde yatıp tansiyon ölçtüğün zaman yarın bu cihazdan çıkacak net sonuç vermez. Sen hareketlisin. Git dedi, reaksiyonun var, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Sen normal ol ki dedi, yarın biz ona göre hareket edelim. Ben de zaten hem tansiyon yüksek, bir de gerginlikten, Acrep Ekran'da geçtik burada. Biraz ister istemez nabız yükseldi. Böyle bir doğal program yaptık. Yoksa biz kravatsız çıkmayız. Her zaman ciddiyetimizi biliriz ama bugün mecbur böyle oldu. Ondan dolayı size bunu söylemiş olalım. İzleyen, emek veren, bizim yanımızda olan herkese teşekkür edelim. Haberende bizim kapılarını bize açan güreşe, hiçbir zaman siyaset güreşi geçmez, güreş siyasetin önünde olur diyen Haberende'ye teşekkür ediyoruz. Mesaj yazan herkese, Mustafa hocama, Yalçın hocama teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah burada olacağız. İnşallah. Bir de az önce bir WhatsApp'tan mesaj gelmişti. Biz herhalde konuşurken duydular. Muğla'dan Ersin kardeşim, Cemil abi Muğla Fethiye güreşlerine geliyor musunuz? Sizle tanışmak istiyor demiş Yalçın hocam. Bize Muğla güreşine gelin, kapımız açık, buyurun gelin diyen bana olmadı. Sana oldu mu? Yok. Olmadı. Mustafa hocam sana oldu mu? Olmadı. Bize Muğla güreşine gelin, yayın yapın, davetlisiniz derseler gideriz. Ama davet gelmeyen yerde simitçi de değiliz. Onun için onu da söylemiş olalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.